İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Seçim özel yayınımızı buradan gerçekleştireceğiz. Pek çok sorumuz var, pek çok konu başlığımız var. Tabii sahayı özellikle merak ediyoruz. Saha ne söylüyor? Bunu da konuşacağız. En başta bunu soracağız tabii. Sayın Genel Başkan Özgür Özel'le birlikteyiz. Merhabalar efendim, iyi akşamlar, hoş Merhaba, geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Çok Genel teşekkür ediyoruz. Biz tabii bu yayını KRT Ankara temsilcisi İnan Demirel ve yine KRT.com.tr yazarlarından ve programcısı Hasan Basri Akdemir ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Açılışta demiştim, saha dedim. Aslında direkt galiba oradan başlamak gerekiyor. Saha ne söylüyor? Vatandaş ne diyor? Sizin başarı kriterinizle, hedefinizle daha doğrusu sahayı nasıl görüyorsunuz o anlamda, uyum açısından? O hedefe ulaşıyor musunuz? Önce onu konuşarak başlayalım. Çok teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Şöyle, saha hedeflerle uyumlu gözüküyor. Özellikle bizim hedefimiz tabii geçen seçimde malum Millet İttifakı verdi. İyi Parti'nin o zamanlar %10 civarında bir oyu vardı. Bir siyasi parti o zamanki ismiyle HDP'de. Biz iktidarı kaybettirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Onların kazandığı yerlerde, kendi kazanamayacağımız yerlerde aday çıkarmayacağız diyorlardı. Bu birlikte ikisi bir araya geldiğinde tabii çok önemli bir seçim başarısı ve çok önemli bir fırsat vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde. O sağlandı. Şimdi geldiğimiz noktada bu belediyeleri kaybetmemek çok önemli bizim açımızdan. Baktığımızda tabii tek başımıza giriyoruz bu seçime. Ne Millet İttifakı var, ne İyi Parti var, ne Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri var. Ne de öyle kayıtsız şartsız bir destek sunan bir siyasi parti ve yoğun bir oy desteği var. Öyle olunca bu seçimler tabii dışarıdan bakıldığında CHP için bir felaket olarak nitelendirenler vardı. Tabii işin bir tarafı öyle ama bir tarafında da seçilmiş belediye başkanlarının illerindeki emeği var. Geçirilmiş pandemi süreci var. CHP ile ilgili yıkılmış birçok olumsuz algı var. Çok böyle başlık olarak hatırlatacak olursam, CHP gelirse sosyal yardımlar kesilir. Bu bütün Türkiye coğrafyasında bizim yerel seçimlerde en çok uğraştığımız işti. Yani ya öyle bir şey olmaz diyorsunuz ama mesela bunun Muğla'da böyle olmadığını, biz Muğla'da da yapıyoruz bunu diyorsunuz. Ama diyor ki yok, biz AK Parti'den çok ciddi sosyal yardım alıyoruz, kesilir. Şimdi 5 yılın sonunda sosyal yardımın kesilmek bir yana tam 5 katına, 4 ila 5 katına çıktı ortada mesela. Bu önemli bir şey. Ankara için özellikle çok söylenmiş. Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya, yani Adana Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ve MHP'den aldığımız belediyelerde zaten MHP'nin sosyal belediyecilik yönü biraz zayıftır. Ama bu belediyelerde 5 katına çıktı. Özellikle Ankara ve İstanbul'daki o iktidar belediyesi olmazsa sosyal yardım alamazsınız, paranızı keserler, sizi işten atarlar. Efendim hatta ve hatta efendim İspark'ı PKK'ya verecekler. Ankara Büyükşehir'in su faturalarını DHKPC militanları dağıtacak. Evinizin su saatini onlar mı okusun diyordu Süleyman Soylu. Şimdi bunların hepsinin koca birer yalan olduğu, gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Tam tersine değerli başkanlarımız hem pandemi sürecini hem bu derin yoksulluğun insanları çok zor durumda bıraktığı bu süreci, yani yüksek enflasyon dönemini çok iyi geçirdiler. Tabii bunlar da birer avantaj. Bizim bütün meselemiz şuydu. Ben ittifak kelimesinin yorulmuş olduğunu ifade etmiştim ama işbirliğini hem İyi Parti ile yapmak hem diğer bileşenlerle yapmak ve bu belediyeleri kaybetmemek için Ankara'da değilse bile yerelde işbirlikleri yapabilmek için gayret sarf ettik. Ama anlayış gösterdiğimiz, kendileri açısından da haklı bulduğumuz sebeplerle biz birlikte olmayacağız dedi birçok siyasi parti. Bunun karşılığında da biz Cumhur İttifakı'nın karşısına yeni bir ittifak kurmak durumundaydık ve Türkiye İttifakı'nı kurduk. Şehirlerin ittifaklarını kurduk. Ve bunun üzerinden önemli bir iş yapıyoruz. Tabii bu Türkiye İttifakı sahada tutuyor. Ben dün İzmir'de 5 ayrı ilçedeki CHP açısından
Çok işimizin kolay olmadığı geçmişte ilçelerde, ikisinin belediyesi bizde ama ittifakla kazandığımız, üçünün belediyesinin bizde olmadığı ilçelerde Türkiye İttifakı söyleminin nasıl tuttuğunu, CHP adaylarının nasıl sahiplenildiğini gördüm. Siz nasıl tanımlıyorsunuz mesela Türkiye İttifakı'nın kimlerden oluşuyor? Milli takım gol attığında ayağa kalkan herkes Türkiye İttifakı'dır. Ya da filenin sultanları şampiyon olduğunda İstiklal Marşı çalarken başta Eda Kaptan ve filenin sultanları ağlayarak ve avazların çıktığınca İstiklal Marşı söylüyorlardı. Onlara eşlik edebilen herkes, filenin sultanlarıyla gurur duyan herkes Türkiye İttifakı'dır. Bunun Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi yok. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne saygılı, Atatürk'le ve devrimleriyle sorunları olmayan herkesi Türkiye İttifakı'nın potansiyel seçmeni görüyoruz. En net ve otobüsün üstünden de, sahneden de, kahvede de, televizyonda da tekrar ettiğimiz, 81 ilde söyleyebildiğimiz, 7 bölgede ifade ettiğimiz tanımıyla Türkiye İttifakı böyledir. Efendim, aç dediğinizde açarım. Daha kimlerden oy alayım. Anket yaptırıyorsunuz. Aday belirleme sürecinde de anketler yaptırdınız. Memnuniyet anketleri ve aldığınız kararlarda o anketlerin ne söylediği de belirleyici, etkileyici oldu. Etkili oldu. Şimdi seçim anketleri gelmeye başladı. Artık seçime de 17 gün kaldı. MAK danışmanlık mesela en son anket açıklayan şirketlerden biri. Eskişehir, Antalya, Adana ve Hatay'da AK Parti'nin adaylarının önde olduğu görünüyor o araştırmaya göre. İstanbul ve Ankara'da durum tersi. Yani Ekrem İmamoğlu önde, Mansur Yavaş açık bir fark görünüyor. Sizdeki anketler bunu doğruluyor mu? Bu şehirlerde bir risk görüyor musunuz? Eskişehir, Antalya, Adana ve Hatay. Kesinlikle değil. Yani şöylesine söylemek isterim. Ben anketleri şöyle bir inceledim. Mehmet Ali Bey'i de severim, sayarım. Arada gelir çayımızı, kahvemizi içer. Bu süreçte kendisiyle birlikte olamadık. Bizden dolayı, sebeplerden ötürü. Ama çok net bir şey söylemek gerekirse, örneğin bazı anketlerde bir partinin adayını mesela %17 olarak gördük bir ankette. O partinin adayı o MAK'ın anketi dışındaki gördüğümüz bütün anketlerde diğerinin içinde, %1'in altında. Yani böyle çok ciddi farklılıkların olduğu durumlar var. Bu tabii örneklemde bir sıkıntı olmuş olabilir, başka bir yerde olabilir. Ben kimsenin yaptığı şey, yani Halep oradaysa Arşın burada derler, 31 Mart günü her şey çıkacak ortaya. Ama genel olarak işte kendi ilim Manisa ile ilgili de mesela bizdeki, bizim yaptırdığımız 4 anket ve bundan önce çok farklı yerlerden yaptırılmış ve bize gelen anketlerle çok uyumsuz bir sonuç var mesela. Biz Manisa'da 4 puan öndeyiz ama orada çok bambaşka bir sonuç var. Yani bizim oyumuz ortadan ikiye bölünmüş gibi gözüküyor bir yerde. Ne saha öyle, ne anket öyle falan. O yüzden ama ben tabii bir şirketin anketleri üzerinden tartışmayı doğru bulmam. Hatta burada bazı ağırlıklı ortalamalar aranıp aylık raporlar çıkarılıyor. Onlara bakıyoruz daha çok. Ama belli yönleriyle bizdeki anketlerle uyumsuz olduğunu söyleyebilirim. Eskişehir'de, Bursa'da, ondan sonra Antalya'da bizdeki anketlerde öndeyiz. Açıklanan anket ve açıklanmayan anket farkı işaret ediliyor kimi zaman. Yani tabii, açıklanmayan tabii. Anket daha doğru söyler sonucu yorumu yapılıyor. Buna katılıyor musunuz? Ya şöyle, bu soruyu bir öncekinden bağımsız cevaplamak isterim. Yani elbette. Çünkü bir emek veriyor insanlar, ticari kurumlar. Ben oraya ilişkin bir MAK'la ilgili demiyorum. Evet. Ama şöyle bir şey var. Biz bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin anketlerini yayınlamadık. Yaptırdığı anketleri firmaları yayınlamaya zorlamadık. Ve esas anketin 31 Mart'taki açıklanacak olan seçim sonuçları olduğunu biliyoruz. Anket açıklamada çok bıçak sırtı bir iş var. Yani manipülasyon mu yapılıyor? Seçmen mi yönlendiriliyor? Doğru mu söyleniyor? Veya işte örneklem mi yanlış? Bu tartışmalardan çıkılmıyor. Bizce de keşke, ben şöyle isterim yani. Anketler yapan kurumlara verilsin. Ama mesela seçimlere 60 gün kala anket açıklanması yasaklansa bence çok daha doğru ve etik olur. Çünkü ben kendim geçmişte de yerel adaylıklar da yaptım. Firmalar geliyorlar, birlikte çalışalım diyorlar. Çalışma imkanı bulmuyorsunuz.
çalıştıkları adayla AK Parti'yi yarışır, sizi geride gösteriyorlar ve sizin seçmeniniz bile bir anlamda oraya kanalize ediliyor. Aman AK Parti kazanacağına bu seferlik oraya verelim diye. O yüzden hani açıklanan anket, açıklanmayan ankette bence parasını verip anketini yaptıran değerlendirir. Stratejisini ona göre belirler ama seçime belli bir süre kala anket yayınlanmasını normalde çok sağlıklı bulmuyorum. Ama bazen öyle şeyler oluyor ki biz de buna anket yaptırdığımız firmalara, o zaman siz de örnekleminizle, net rakamınızla, kaşenizle şu bölgelerdeki anketleri açıklayınız demek noktasına geliyoruz. Çünkü öbür türlü birisi anket açıklıyor, seçmen de bakıyor ankete, ya benim partim bu güçte değilse deyip bir başka karar vermeye kalkar veya yılgınlığa nasıl kazanamıyoruz deyip gitmez. Bu da verilen emeklere çok şey olur. Ben 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir başarı elde edeceğini, tabii ki yani eldeki belediye kaybetmek her zaman var, bunu Antalya özelinde söylemeyeyim ama Antalya'da 40 yıldır bir geliyor bir gidiyor Antalya Büyükşehir Belediyesi. Bunun yapısal bir sorunu var. Yani sebebi şu: 2,5 milyonluk Antalya'ya 25 milyon kişi geliyor. Parayı 2,5 milyona göre geliyor. Belediye başkanı hangi partiden olursa olsun, esas hizmeti almak isteyenler hizmetin 10 katı bir nüfus tarafından tüketildiğini gördüğü için mevcut belediyeyi hep bir fatura kesiyor. İlk kez bu sefer tarih yazacağız ve Muhittin Böcek'le iki kez üst üste Antalya Belediyesi'ni kazanan, Antalya Büyükşehir'i kazanan ilk parti olacağız. Bir aksilik olmazsa. O yüzden şimdi böyle bir durumda bir ezber var. Antalya bu sefer AK Parti'ye geçmesi lazım. 1980'den beri gelmiş gitmiş, gelmiş gitmiş. Ama işte burada mesela bizim anketimizde, ki şöyle de düşünüyoruz, pandemi sırasında çok da turist gelmedi, belki bu maliyet biraz da düşmüş olabilir falan diye de bir başka akılcı çıkarım da önüme kondu. Yani herhalde bu sefer bu pandemide 2 yıl turistlerin gelmemesi Antalya'daki standart tepkiyi hafifletmiş olabilir. Belediye başkanımızın pandemideki önemli çalışmaları, gayretleri, Antalya örgütümüzün son dönemde ortaya koyduğu birlik ve beraberliğin sonuç verecek olduğunu mesela değerlendiriyoruz. Orada Antalya yine AK Parti'ye geçiyor verisi mesela benim açımdan şaşırtıcı bir veri mesela. Hatay'da durum nedir efendim? Hatay'ı yakından takip ediyoruz. Gelecek hafta pazartesi bir anket daha gelecek. Ama Hatay'da belediye başkanımızın hatta adaylaşmasında, lansman toplantısından da bir gün sonra kesin adaylığını ilan etmiştik. Kendisinin tahmin ettiği, milletvekillerimizin ısrarla talep ettiği ve ilçe ve adaylarımızın ve ilçe başkanlarımızın dediği gibi Lütfi Savaş bu seçimi daha önceki seçimlerde olduğu gibi hızla farkı kapatıp seçimi kazanma noktasına geliyor diye görülüyor. Ben Hatay'ı kazanırsak bu benim açımdan sürpriz olmayacak ama esas Lütfi Bey ve örgütümüz açısından sürpriz olmayacak. Onlar zaten seyrin böyle olacağını hep söylüyorlar. Hatay'dan, müsaadenle Hasan, Hatay'dan konu açılmışken bir sorum var. Sayın Genel Başkan, 6 Şubat depremlerinden sonra ortaya çıkan işte yıkım, hasar, elbette ki sorumluluğun büyüğü iktidarda, iktidar işte bakanlıklarda vesaire. O dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin depremde oluşan hasardaki sorumluluğunu, yıkımdaki sorumluluğunu tespit etmek üzere bir heyet görevlendirilmişti. Bildiğim kadarıyla da bu sizin öneriniz üzerine gerçekleşti. Yani MYK'da hep birlikte tartıştık. Evet. MYK'nın önerisiyle oldu. Sonra, hani ben de o yönde görüş bildirmiştim. Evet. Seyit Torun ve Selin Sayıkböke vardı o heyette. Gidildi. Bir araştırma yapıldı. Ben o zaman mesela yayın yapıyordum yine. Ve şunu anlatıyordum seyirciye. Yani iktidardan, iktidar kadrolarından hiç kimse sorumluluk alıp da istifa etmedi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi kendi belediyelerinin sorumluluğunu araştırmak üzere bir heyet görevlendirdi. Ve bu önemli bir adım diye anlatıyordum. Fakat o rapor açıklanmadı. O rapor açıklanmadı. Zaten, ya kamuoyuna açıklanmadı. O rapor Sayın Genel Başkan'a rapor edildi. Evet. Yani tabii ilçe isimleri vermem falan doğru değil ama mesela belediye başkanlarımızdan bir tanesinin o dönemde olması gerektiği gibi işte halkın yanında olmadığı falan söyleniyordu. Onunla ilgili bir takım yazılar çiziyor. Yani deprem sonrası performansla. Evet. O başkanımız mesela yeniden adaylık başvurusunda bulunmadı. Onun doğru bir iletişimi yapıldı diye düşünüyorum. Yani kendisiyle de. Bir diğer bölgede
sandık talebi vardı ve üyelerimiz çok güçlü olduğumuz bir ilçeydi. Sandık kondu. O ilçede sandıktan bir başka belediye başkanımız çıktı. Bir başka ilçemizde belediye başkanı değişti. Büyükşehirle ilgili de son ana kadar ölçme değerlendirme sürdü. Tabii büyükşehir açısından baktığınızda şöyle bir şey oluyor. Yani özellikle yıkımın olduğu yerlerde ilçe belediyelerinin işte mesela bir kolon kesme varsa o çok tartışılan, o ilçe belediyesinin sorumluluğu ve ilçe belediyelerinin üçü hariç tamamı AK Parti'nin elinde olan belediyeler. Büyükşehir Belediyesi işte büyük planları yapıyor ama küçük planları onlar yapıyor falan filan. Evet. Öyle bir mevzu var. Orada benim gördüğüm kadarıyla Sayın Genel Başkan'a sunulan raporda deprem sonrası performans açısından eleştirilen belediye başkanlarımız vardı. Belediye başkanlarımızın da birer depremzede oldukları şerhi de düşünerek ki biz bu sistemde bundan sonra Yılmaz Hoca'nın başında olacağı Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimler eş güdüm eğitim ve denetim birimimizin yapacağı işlerden bir tanesi de bir ilde deprem olduğunda o ilin belediye başkanını, tabii resmi kamu görevlisi olarak değil ama illerde nasıl merkezi yönetim valinin yerine bir koordinatör vali atıyor ve depremzede valiyi birkaç adım geriye çekiyor. Çünkü o anda sağlıklı düşünemiyor olabilir, yakınları enkaz altında olabilir. Bizim de bir koordinatör büyükşehir belediye başkanı görevlendirme ve mevcut belediye başkanının bir depremzede olduğu gerçeğinden hareket etme gibi bir çalışmamız da var. Yılmaz Hoca'nın koordinatörlüğünde hazırladığımız, onları 1 Nisan sonrası o birim tarafından göreceksiniz. Bu raporun kamuoyuna açıklanacağını düşünmüştüm ve beklemiştim efendim. Açıklanması gerekmez miydi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi çünkü bunu ilan etti. Biz böyle bir heyet görevlendirdik. Gidecekler, bakacaklar, araştıracaklar diye. Sonradan yani ne tespit edildi? Rapor kamuoyu için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve merkez yönetim kurulunun bundan sonraki süreci doğru analiz edip doğru değerlendirmesi içindi. Böyle raporları partiler kamuoyuyla paylaşmazlar. Peki. Sayın Genel Başkan, şimdi başarı kriterini çok net bir şekilde ortaya koydunuz. 2019'u muhafaza etmek ve üzerine tabii katmak. Yani o zaman çok mutlu oluruz. Evet. Birkaç belediye kaybedilir mi? Her seçimde en güçlü partiler, belediyeler kaybederler. Ama başka belediyeler kazanıyor. Ama o seviyenin altına inmemek istiyorsunuz 2019'da. Tabii, hiç ister misiniz? Yani bir genel başkan açısından belediye kaybetmek bir babanın evlat kaybetmesi gibidir. Yani o kadar acı verir bir genel başkana belediye. Genel başkanlığınızın ilk seçimi olacak. Şimdi tabii mesela Meral Akşener'e bu soru sorulduğu zaman ben bırakıp evime gideceğim demişti, beklediğimiz oyu alamazsak. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nı ayrı değerlendirmek gerekiyor. O, bu benim son seçimim dedi. Bu benim ilk seçimim. Bu da sizin aslında genel başkan olarak ilk seçiminiz. Başarı kriterinin altında kalırsanız, yani Meral Akşener'in dediği gibi böyle bir şey söyleyecek misiniz? Bırakırım, devam ederim, şöyle yaparım gibi. Çünkü bir yandan da kulisler çokça yazılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart sonuçlarına göre 1 Nisan'dan sonra kurultayı olabileceğine dair. Şimdi birincisi şöyle, gönlünden geçen hiçbir belediyeyi kaybetmemek. Ama en güçlü olduğunuz günde bile, yani biz 1145 aday gösterdik. 1143 veya yani. 227 herhalde belediyemiz var elimizde. En güçlü olduğunuz zamanda bile onlarca belediye kaybedersiniz, onlarca belediye alırsınız. Ama gönlümden hiçbir belediyeyi kaybetmek geçmez. Ben kendim açımdan Meral Hanım gibi bir hani son nokta ve işte şunu alamazsam falan, bunu yapmak için çok erken. Çünkü bu benim ilk seçimim. Şey gibi, arkadaşlarla görüşüyoruz. Ben Nisan ayının son haftası okula tayin olmuş öğretmen gibiyim. Çocuklar Haziran başında karne alacak. Bu çocuk okumazsa ne olacak diyorlar. Okuyacak inşallah diyoruz. Gayret ediyoruz. O yüzden ben hani böyle şu olmazsa istifa ederim falan, böyle bir şey yok. Zaten öyle bir seçim, onu gerektirecek bir seçim sonucu da ummuyoruz, görmüyoruz, görünmüyor. Ama sonuçta herkes de şunu siyaseten hesaplar. Geçen seçim bu oylar alınırken hangi partinin kaç oyu vardı? Bu seçim CHP tek başına giriyor ve orada bu göz önüne alındığında CHP'nin alacağı sonucun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına seçime girerek aldığı sonucun önemli bir sonuç olacağı, takdir edilecek bir sonuç olacağını değerlendiriyorum. Ama benim hiç açımdan böyle hani bir manşetim olsun programda genel başkan ağzından diye bakarsanız, bir genel seçimde partimi iktidar yapmazsam bir gün durmam, ayrılırım.
Biz size bize manşet vermeyecek misiniz diye sormayacağız, merak etmeyin. Sorularımızdan manşeti çıkarmaya çalışacağız. Şöyle bu arada manşeti de aldık. Evet. Yani aldıktan sonra söylemesi kolay. Bir gün durmam. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bu kadar başarıya susamış ve insanların bu kadar travmatik bir döneminde partinin 8. genel başkanı ve seçim geçiren 6. genel başkanı olmak suretiyle eğer partimi bir genel seçimde iktidar yapmazsam bir gün durmam. Ama iktidar yapacağız, yani o noktada zaten çok kararlıyız. Bunu söylemiştiniz. Ama bu yerel seçim çok tabii erken bir yerel seçim, çok özel şartlarda olacak bir seçim. Ama biraz önceki sorulardan birine yanıt verirken ifade etmekte eksik bırakmış olabilirim. Ölçme değerlendirmeye ben inanılmaz inanıyorum. O yüzden anketler çok önemli. Ama Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını belirlerken anketten de yararlandı. Ama bunun yanında özellikle mesela İzmir'e 46 milletvekili yolladı. 46 milletvekili İzmir'de rapor yazdı, getirdi. Türkiye'deki iddia koyduğumuz pek çok ile çok sayıda, mesela Hatay'a 3 ayrı ekip yolladık. 4. ekip gitmedi. Çünkü şartlar da zor. Çadırda falan çalışıyor. Hatay'daki aday adaylarını burada son 4. mülakata çağırdık. Ankette yaptık. Birkaç yöntemi birlikte uyguladığımız oldu. Mesela saha raporu artı anketle karar verdiğimiz oldu. Çünkü saha diyor ki şu isim olursa kesin kazanılır demiş il, ilçe, kanaat önderleri. O isim de anketten birinci çıkmış. Koyduk, geçtik. Ya da örgüt ne olursa olsun sandık istiyor dediler. Biz 890 birime sandık koyabilirsiniz diye talimat verdik. Önce 300'e yakın talep vardı. 199 yerde sandık kuruldu ve ön seçim yapıldı. Ön seçimsiz burası çözülmez. Bazen öyle oldu ki rapor anket dedi. Anket eşitlik çıkardı, Zonguldak mesela. Rapor anket yapılsın dedi. Ankette 7 adaydan 3'ü birbirine yakın çıktı. O zaman sandık dedik, sandık koyduk. Bir aday çıktı. Şimdi Zonguldak'ta o adayımızla yarışıyoruz. Ama mesela Manisa'nın bir ilçesinde anket yaptık. 5 aday birbirine eşit oy çıktı. Bir tanesi 34 yaşında kadın adaydı. 10 aday yaptık, yürüdük. Nasılsa eşit çıkmış. Kadın adayımızın olması lazım diye yürüdük. Yine kendi memleketimde 7 aday yarıştı. İkisi çok yakın çıktı. Sandık koyduk. Adayın birini bizim işte Yunus Emre ilçemizin üyeleri belirledi. Çok farklı yöntemler var. Bazen 3'ü birden, bazen biri tek başına falan ama çok farklı yöntemlerle, ama ölçme değerlendirmeye çok inanarak. Zaten yani 300 tane anket yaparak adaylara karar vermişiz sonuçta. İstanbul'da peki bu yöntemlerden hangileri kullanılır? Çünkü bugün bir tane Üsküdar'da Sayın Dedetaş'ın bir mülakatına rast geldim yayına gelmeden önce. Adaylık sürecini anlatırken işte Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diyor ki Ekrem Başkan siyaset düşünen var mı dedi. Ben elimi kaldırdım. Elimizi kaldırdık bazı arkadaşlar olarak ve öyle başladı süreç. Üsküdar'ı da ben istedim diyordu. İstanbul'da daha çok Ekrem İmamoğlu etkisi mi oldu peki? İstanbul'da daha çok Ekrem İmamoğlu demeyelim. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Başkan'ın, il başkanımızın ortak çalışmaları bizim son işi şeklini vereceğimiz çalışmaya çok önemli veri getirdi. Ankara'da da Mansur Başkan'la Ankara il ve ilçe başkanlarımızın çalışmaları. Biz İstanbul ve Ankara'da bir şeyi biliyoruz. İstanbul ve Ankara'yı tekrar kazanmalıyız ve kazanırken de belediye meclis çoğunluğunu almalıyız. Bunun için biz hem Ekrem Başkan'ın, hem Özgür Başkan'ın, hem Mansur Başkan ve Ankara örgütümüzün buna yönelik doğru adaylaşmalar için onlara önce bir hareket alanı bıraktık. Onlar çalıştılar. Ama mesela çok ısrar ettiğim bir mevzudur benim, kadın aday meselesi. Mesela Üsküdar adayı o açıdan çok iyi. Yani hem liyakatli, çok başarılı, anketten de çıktı. Şimdi de işte hep anketlerde Üsküdar'ı alıyoruz görülüyor falan. Ama mesela İstanbul'da gönlümden geçtiği kadar Ankara'da da gönlümden geçenin çok gerisinde kadın adayımız var. Bu konuda bizi memnun eden husus İzmir olmuştur. Çünkü İzmir hazır buna. İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın belediye başkanı. Bu seçimde seçilecek yerden 9. Yani 100 yıllık CHP tarihini bu seçimde %50 fazlası 9 aday ve İzmir'in
en büyük metropol 5 ilçesinden 3'ünde, Karşıyaka'da, Konak'ta, Karabağlar'da, hatta en büyük 4 ilçenin 3'ünde Buca'yı bir genç arkadaşımız yönetecek. Cesaretle kadın adaylar gösterdik. İzmir'de 40 yaş altında 12 adayımız var. 9 tane kadın adayımız var. Tam bir değişim ve tam bir Cumhuriyet devrimlerinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sancak gemisine, öyle gençlere ve kadınlara gönlümüzden geçtiği kadar, hak ettikleri kadar diyebilir miyim? Hayır. Nedir? İzmir'de 30 adayın 15'i kadınsa hak edilen alınmıştır. İzmir gibi bir cumhuriyet kentinde 15 kadın 15 erkek adayla yarışmıyorsanız bir şey eksik yapıyorsunuz. Efendim Tayyip Bey'in hiç yok. Yok. Onun öyle bir vizyonu da yok. O 18 tane bakan görevlendirmiş. 17 tanesi erkek, bir tanesi kadın, o da aileden sorumlu. Yani kafada öyle kodluyor. Senin işin aile, kadın eşittir aile, ev, dış işlerine karışma, iç işlerine karışma, kültüre karışma, milli savunmaya karışma falan. Ama biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği vizyonla yürüyeceksek, efendim AK Parti'de koymuyor, yok. Adayların yarısı kadın olana kadar bu mücadele sürecek. İzmir, adayların yarısı genç olana kadar da bu mücadele sürecek. İzmir'den devam edelim, sonra diğer bu konu başlıklarımıza geçeceğiz ama şimdi Cemil Tugay'ın şu sözü: bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor. Ertesi gün 90 sözleri. Dakika yanında durdu, çözdük o işi. Ayrıca şu söz, sütte leke var, onda leke yok ifadesi. O benim sözüm. Evet. Hem Cemil Tugay için. Sayın Soyer de böyle yanıt verdi. Yani sizin sözünüz. Evet. Hayır, Tunç Soyer alınmamıştır. Yani şöyle şimdi. Tunç Soyer, şöyle dedi. Yani Tunç Soyer'de leke var diyen yok ki. Cemil Bey de leke yok. Sütte leke var, Cemil Tugay'da leke yok ifadesinin ardından benim gidip hani çalışmalara katılmam doğru olmaz da anlamında. Onu bilmiyorum. Yani o sütte leke var, sütte leke yani var. Yani şu ifadeyi kullandı. Sütte leke var, onda leke yok denilen bir adayın yanında durmak ona zarar verir. Ha, yani bilmiyorum. Peki. Tunç Bey lekelemez, öyle bir şey olmaz yani. Tunç Bey'in o çıkarımı kendisine haksızlık, ama şöyle bir şey var. Şimdi orada bir zamanlama hatası var. Ben şeyi çok kıymetli buluyorum. Tunç Soyer İzmir Büyükşehir, yani Seferihisar Belediye Başkanı'ydı. İzmir Büyükşehir adayı oldu. İzmir Büyükşehir'de 5 yıl görev yaptı. Bu 5 yılın sonunda da bayrağı devrediyor. Ki biz Tunç Soyer'le daha parti siyaset yapacak, kendisi siyaset yapacak, hiçbir problem yok. Bunu yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçimlerine, İzmir'de de bir başka aday varken, bir gün gidip moral vermesi, destek vermesi veya gidip birkaç yer, başka yerde çalışması kıymetli, dayanışmayı gösteren iyi bir şeydir. Hoşuma gider, çok hoşuma da gitti. Ama sorun şu, henüz İzmir'de sahaya çıkmadan o ziyaret olunca adayın da ya Tunç Bey önce gelip bir bizimle çalışsaydı demesini de aday psikolojisi gereği anlamak lazım. Ben o işe ertesi gün müdahil oldum. Zaten İzmir programımız vardı. Sağ olsun Tunç Başkan da programa katıldı. Hatta halası rahatsızlandı ve Kütahya'ya gitmesi gerektiği halde geldi, konuştu, aramızda oturdu. Benim konuşmamın sunuş kısmını dinledi. Ondan sonra Kütahya'ya doğru hareket etti. O beklenen fotoğrafı verdi. Bundan sonra da verir. Orada yani ben Tunç Başkan da partilidir, Cemil Başkan da partilidir. Orada bir sıkıntı yok ama önce İzmir'i yapabilseydik, sonra İstanbul'a gidilseydi hiç bu tartışma olmazdı. Cemil Bey aday biraz böyle alıngan olur. Aday bütün gün sabah kalkar, gece yatar, çalışır, konuşur falan. Böyle gönül umduğuna küser. Aday da böyle ya biraz da bize yardım etseydin falan der. Onu da anlamak lazım. Tunç Başkan'ı da anlamak lazım. Efendim, Afyonkarahisar adayınız Burcu Köksal'ın DEM Parti dışında kapının, belediyenin kapıları bütün partilere açıktır lafı büyük bir tartışma yarattı. Sonra siz işte sürçülisan oldu dediniz, o olmadı dedi. Sonra bir düzeltme olmadı yaptı. Demedi, onu düzeltelim. Onun olmadı dediğini bir gazeteci arkadaş söyledi. Sonra Burcu Hanım o gazeteciyle hiç konuşmadığını söyledi. O başka bir şey. Ama şöyle bir şey oldu. Burcu Köksal benim kastım şudur açıklamasını ertesi gün 3'e kadar geciktirmesi bizi bir türbülansın içine soktu. Evet. Ve o türbülansın içinden Burcu Hanım'ın açıklamasıyla çıktık. Olayı şöyle size anlatayım. Ben otobüsün içindeydim. Burcu Hanım yukarıda konuşuyordu. Ama hayır, ben bunu bilerek söyledim gibi bir açıklaması oldu. Olmadı yani. O açıklamayı ben şimdi
bir gazeteci ama arkadaşımın. Aynı kaldırımda yürümem diye bir açıklama geldi o Tanju başka, Tanju Bey ama. Yok, başka birisinden geldi. Yani canım, şimdi, bu başka bir, bak, devam etmiş. Bu başka bir soru, başka bir soru. Evet. Bu başka bir soru, o başka bir soru. Tanju Bey'in açıklamayı sorduğunuzda da onun yanıtını alırsınız. Yani ne yapmaya çalışıyoruz? Yani sorulara net açık cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi Burcu Hanım böyle dedi. Burcu Hanım'ı göre ama aynı kaldım. O başka, o Tanju Bey'in söylediği soru. O sorunun cevabının ayrı bir cevabı var. O cevap verilir. Mesele şu. Şimdi Burcu Hanım, ben seçim otobüsünün arkasındayım. Siz seçim otobüsü arkasını bilirsiniz. Bir yandan jeneratör çalışır. Bir yandan gar jeneratör falan. Yukarıda bir konuşma olur. Dikkat kesilirseniz anlarsınız. Ama kolay değildir seçim otobüsünün arkasından konuşma dinlemek. O sırada zaten fotoğraf çektiren falan. Ben yukarıda bu ifadeyi duymadım. Duysaydım orada düzeltirdim. Hı hı. Sonra yola çıktık. Afyon'da konuşmayı yaptık. İndik, yola çıktık. Arkadaşlarımız dediler ki Burcu Hanım'ın ifadesini ön plana alıyorlar. Köpürtüyorlar. Burada bir sorun görülüyor. Ben ifadeyi okudum. Aslında ifadenin ne maksatla söylendiğini gördüm. Ama siyaseten sizin ne dediğiniz değil, bunun karşı tarafta nasıl algılandığı önemlidir. Ondan sonra ve bu alınganlık yaratabilecek bir ifade olarak değerlendirdim ben bunu. Kendim hızlı. Burcu Hanım'ı da telefonla aradım. Afyon'da, Uşak'ta otobüsün üstüne çıkmadan. Yani herhalde Burcu Hanım o sözleri söyledikten bir saat 15 dakika sonra falandır. Ben Afyon'dan ayrıldıktan bir süre sonra veya bir buçuk saat sonradır. Dedim ki böyle bir ifade olmuş. Ben onu duymadım. Ben dedim bu ifade tepki çeker. Senin ne kastettiğinle ilgili bir açıklama burada yapacağım. Aman başkanım yapın dedi. Benim dedi kastım şu dedi. Ve aynen söylediği şeyi aktarayım size. Sayın başkanım dedi. Beni burada mahvettiler dedi. Bu AK Parti'nin troll tayfası, köşe yazarları bilmem neleri. Burcu Hanım belediye başkanı seçildiğinde belediyeyi Dem'le yönetecek. Kendisi belediye başkanı olmayacak, eş başkanı olacak, bir tane de Dem'den başkanı olacak diye sıkıştırırlar. Başkanım diyor, Burcu böyle benim 8 yıl grup başkan vekilliğini yaptığım, hep söz verdiğim, kürsüye çıkardığım bir arkadaşım. Başkanım diyor, bizim burası öyle diyor lafı kaldırmaz diyor, benim diyor bunu reddetmem lazım. Tamam Burcu iyi yapmışsın ama dedim, bu ifade doğru bir ifade olmamış, yanlış anlaşılır. Herkese açık, Dem'e kapalı deyince Dem seçmeni bunu kendi üzerine alır, Kürt seçmen kendi üzerine alır. Sonra bir başka siyasi partinin örneğin genel başkanı gelip belediye ziyaret etse, çay kahve içse kabul etmeyecek miyiz? Her partiye edeceğimiz gibi Dem'i de edeceğiz. Ben gidiyorum MHP'li belediyede çay içiyorum. AK Partili belediye başkanına dönüşte uğrayacağım başkanım diyorum mesela. Yani böyle oluyor bu işler. Kamu görevi yapıyor arkadaşlar. Burcu Başkan da siz düzeltin başkanım dedim. Ben çıktım, bir sürçülisan olmuş. Olmuş derken Burcu Hanım bana sürçülisan ettim başkanım demiş manasında değil. Ben duymadım orada konuşmayı. Bir sürçülisan olmuş. Bu ifade yanlış anlaşılmış. CHP'nin kapısı herkese açıktır. Kimseyi ayırmaz diye düzelttim. Sonra bir televizyon programında bir arkadaş Burcu Hanım'la konuştum. Sürçülisan yok dedi dedi. Evet. Ben Burcu'yu hemen aradım. Evet. Başkanım öyle bir şey demedim. Kendisiyle konuşmadım. Bir gazeteci arkadaşla konuşmuştur dedi. Sonradan da aralarında mesajlaştıklarını öğrendim ve orada şöyle Burcu'nun kendi ifadelerini açıklarkenki ifadesinin gazeteci arkadaş açısından teyit olarak görmüş ama sürçülisan yok falan diye bir ifade kullanmamış Burcu. Zaten siz de belki Burcu Hanım'ı alırsınız sorarsınız. Sonra o gece Burcu Hanım'ın o ifadelerle ilgili ertesi gün yaptığı açıklamayı yapması gerekirdi. Bakın o açıklama yapıldıktan beri bir tartışma yürümüyor artık. Bugün Erdoğan bahsetti konuda. Evet. Erdoğan şey müflis tüccar eski defterleri karıştıracak. O biz de Erdoğan'ın geçmişteki sözlerini laflarını zaman zaman değerlendiriyoruz. Burcu Hanım'ın dediği ben belediyeyi kendim yöneteceğim. Burada bir ittifakımız yok. Afyon'daki ittifak Afyonlularla yapılmış. Dem'le bir ittifakım yok. Dem yönetmeyecek diyor. Peki bu bağlamda İmamoğlu'nun tepkisi nereye oturuyor Sayın Genel Başkan? Biraz önce söylediğim... Sürçülisan yoksa... Biraz önce söylediğim mevzu şu. Sürçülisan yok diyen yok. Varsa pardon ha, yanlış söyledim. Şöyle, sürçülisan varsa eğer. Şöyle söyleyeyim. Burcu Hanım'ın derdini anlatırken kullandığı kelimeler fevkalade yanlış anlaşılmaya müsaitti. Afyon siyaseti açısından elverişli olabilir ama bu ifadelerin bu kelimelerle kullanılması
genel seçimlerde DEM'e oy vermiş, yerel seçimlerde CHP'li bir adayı kendi gönlüyle tercih edecek bir ortalama DEM seçmenini rencide edebilirdi. Zaten tahmin ettiğimiz gibi de bir alınganlık oldu. Burcu Hanım'ın açıklamasından sonra durdu. Ekrem Bey'in açıklaması, kendi seçim bölgesinde o da dünya kadar Kürt oyu alıyor, seçiliyor. Kendisi açısından anlaşılır bir açıklama, tepki göstermesi, ama içindeki hüküm cümleleri tarafların bizim konuya dahil olmamızdan sonra düştü. Düşmesi de gerekir. Öyle hüküm cümlelerinin kurulmuş olmasının bugüne bir faydası olmaz. Ama çok net bir durum var. Örneğin Sayın Ahmet Türk, demin HDP'nin Kürt siyasetinin önemli isimlerinden birisi, o şöyle bir açıklama yaptı. Burcu Hanım'ın ifadeleri Kürt seçmeni rahatsız etti. Ancak Ekrem Bey'in ve Özgür Bey'in gösterdiği hassasiyet sorunu ortadan kaldırdı dedi. O tarafta kaldırılmış olması da önemli. Bu tarafta AK Parti'nin istediğine hizmet etmemesi de önemli. Çünkü AK Parti'nin başka bir şansı kalmamış. Hı hı. Onu bunu kullanarak işte orada milliyetçi hassasiyeti olan bir seçmeni irite edecek. Veya siz onu düzeltirken Kürt seçmeni irite edecek. Düne kadar bize dem diyen Recep Tayyip Erdoğan 3 miting yaptı Doğu'da, Güneydoğu'da. Ne diyor? Şöyle ifadeler kullanıyor. Diyor ki efendim diyor, biz diyor 22 yıl boyunca ne demokratikleşme yaptıysak bu CHP zihniyeti karşı çıktı diyor. Bunlar diyor tek adam rejiminin ürünleridir diyor. Faşist zihniyettir diyerek bizi Kürt seçmene şikayet ediyor ve şey yapıyor. Oysa biz 22 yıldır demokratikleşme paketlerinin hepsine oy verdik mecliste. Eğer dediği barış süreci dediği süreçse, ona da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kredi veriyorum demişti. Ve şu dört ki partimizin üzerinde ortaklaştığı şeydir, işte meclis odaklı gidin, tutamayacağınız sözler vermeyin, şeffaf olun, samimi olun falan gibi şeyler vardı. Şimdi biz o süreçte kredi verin deyince bize al kredini başına çal demişti. Dediği o süreçte, ama demokratikleşme paketlerine ve bilhassa bahsettiği, yani ne kastettiği belli. Diyor ki biz diyor demokratikleşmek için anlattık bu CHP zihniyeti. Vallahi hepsine tek böyle baştan sona hemen karşı çıkan bir MHP vardı. Şimdi de o MHP ile kol kolalar. Şimdi sen Kürt seçmenle ne konuşuyorsun? CHP'yi şikayet ediyor. Bunlar bize karşı çıktı diye, esas MHP ile kol kola. Eğer şikayet ettiğiniz mevzu oysa, ben başka CHP'nin hiçbir yargı reformundaki demokratikleşme paketine hayır dediğini duymadım. Onun dediği demokratikleşme paketi, müzakere, yargı, barış süreci dedikleri süreçlerse, çözüm süreci dediği süreçse, Kemal Bey o zaman ben size bir kredi açacağım ama dört şartım var dedi. O da al kredini başına çal dedi. Bunları unutmamak lazım. Irkçılık. Şimdi sizin bir Tanju Özcan sorunuz olacak. Tanju Özcan sorusuna gelmeden önce Sayın Genel Başkan, bunu söylememin sebebi aslında onu açıkladınız cevabınızda. DEM Parti diyor Sayın Burcu Hanım. Evet. Ama DEM Partililer alınır hassasiyetini sizin gösterdiğinizi doğru söylediniz. CHP'liler de alınır, şöyle olur. CHP'liler, herkes alınır. Siz mesela alınır deseniz ki KRT'nin kapıları herkese açıktır. Örneğin ne diyeyim, İyi Parti'ye kapalıdır deseniz. Bundan İyi Partili seçmen alınır. Sen o şey, şunu düşünmez. KRT ile İyi Parti yöneticileri arasında bir sorun olmuştur. Bu İyi Parti yöneticisini kasteder. Benden ilgisi yok demez. Bu böyledir. O yüzden bir cümleyi kurduğunuzda, zaten Burcu Hanım da maksadının DEM'e oy vermiş seçmen, Kürt seçmen olmadığı evet falan. Tanju Bey ile ilgili o zaman sizin yanılsamanıza şu cevabı tam vereyim. Tam oraya gelirken biz de o gün Meral Danış Beşiktaş'ı konuk almıştık. Sayın İBB adayı DEM Parti'nin. O da aynı şeyi anlatırken bunun faşist bir zihniyet olduğunu, bunun çok alındıklarını, Kürt seçmenin de alındığı, DEM Partililerin de alındığını söylemişti. Sizin demek söylediğiniz sözler ve Ekrem İmamoğlu'nun çıkışlarından sonra Ahmet Türk'ten veya başka isimlerden açıklamalar geldi. Yalnız Tanju Bey'in söylediğinden sonra size yönelik bu kadar net bir tutumla karşısında durmadığınız yönünde eleştiriler kim var. Kim söyledi onu? Yani sosyal medyadaki eleştiriler. Yok. Ama böyle ondan, bir şey yok. Ondan sonra şey yok. Sosyal medyada, bundan önce çıktığınız sosyal yayında. Sosyal medyada ben sosyal medyada görmedim. Tanju Bey'e verdiğim cevabı da atlamışsınız. Net. Dedim ki hangi kaldırımda yürüyeceğine kişiler kendisi karar verir. Kamu hizmeti verenler kamu hizmetinde ayrımcılık yapamazlar. Bundan daha net bir cevap var mı? Tanju Bey hangi kaldırımda yürüyeceğine kendi karar verir. Ama o kaldırımdan yürüyüp belediye binasına girdiğinde belediye hizmetinde ayrımcılık yapamaz. Net. Konu kapandı. Peki. Bu cevabı o gün verdi.
Efendim şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Burcu Köksal'ın da o sözlerinden yola çıkarak ne dedi? İşte buram buram ırkçılık ifadeleri var. Yani seçim meydanlarında belli ki hani bu biraz konuşulacak gibi. Ama onun dışında... Bu gündem tükendi. Bu gündem Cumhuriyet Halk Partisi açısından doğru bir şekilde. İlk günlerde süreç şöyle mi yürütüldü, böyle mi yürütüldü? Afyon, Karahisar açısından da, İstanbul açısından da, genel merkez ve DEM açısından da son derece zorlu bir süreçti. Ve biz bu süreci öyle birileri istiyor diye kafa göz yarmadan, birileri istiyor diye böyle üstünden geçmeden, üzerimize düşen demokrat sorumluluğuyla ve üzerimize düşen yönetici sorumluluğuyla yönettik, çözdük ve bu gündemi geride bıraktık. Genellikle Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı'nın gündeminde son süreçte. Tabii. De. Şimdi parti içerisine yönelik diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir bölünmeyi işaret ederek, işte bir ayrışmadan, kutuplaşmadan bahsediyor. CHP'de şu anda böyle bir durum var mıdır? İki kelimeyle cevap vereyim. İşine baksın. İşine baksın. Peki. Efendim bu DEM Parti bahsinde başka bir açıdan bir soru yöneltmek isterim size. Siz genel başkan seçildikten sonra dediniz ki biz DEM Parti ile görüşürsek eğer bunu açık, şeffaf, kamuoyunun önünde herkesin gördüğü biçimde yapacağız. Eğer bir işte oturup masaya bir şey konuşursak bu da açık olacak dediniz. Bu... Kemal Bey'in döneminden, Kemal Kılıçdaroğlu döneminden farklı bir tutumdu. Çünkü işte birlikte fotoğraf verilmekten imtina ediliyordu. Ortak açıklama yapılmaktan imtina ediliyordu. Bu da iktidar bunu bir propaganda malzemesi yapacak. Kimler kimlerle beraber diyecek diye yapılıyordu. Aslında 14 Mayıs seçiminden evvel buna rağmen Erdoğan bunu kullandı. Sahte videolar yapıldı. İşte yine kimler kimlerle beraber kol kolalar denildi ve seçimde çıkan sonuçta da bir etki yarattı bu politika. Şimdi Erdoğan yine demleniyorlar diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni DEM Parti ile kurduğu ilişki üzerinden eleştiriyor. Kent uzlaşısı üzerinden işte CHP ile DEM Parti arasında bir işbirliği olduğu seçmeni anlatılmaya çalışılıyor. Bu bağlamda bu stratejiden, yani DEM Parti ile açık şeffaf ilişki yürütme stratejisinden memnun musunuz? En başta böyle bir karar almış olmaktan memnun musunuz? Erdoğan'ın bunu söyleyeceğini zaten biliyordunuz ve meseleye şöyle bakıyor musunuz? Yani biz DEM Parti ile ilişkiyi nasıl yürütürsek yürütelim, ister kapalı ister çok açık, nasıl olursa olsun Erdoğan bunu yine kullanacak, belki sahte videolarla yapacak ve sonuç almaya çalışacaksa yine çalışacak. Dolayısıyla bizim DEM Parti ile yürüttüğümüz ilişkinin bu bağlamda açık veya kapalı olmasının bir kıymet harbiyesi yok. Şöyle ifade edeyim. Yani Erdoğan'ın ne dediği benim için önemli değil. Biraz önce dedim işine baksın. Onun işi enflasyonu düşürmek. Bütün dünya, ama seçmende bir etki yaratmıyor. Anlatacağım. Bütün dünya enflasyon Covid'den sonra 4'ten 7'ye çıktı, 8'e çıktı. Faiz enstrümanını doğru kullandılar, döndü. Amerika'da öyle oldu, Avrupa'da öyle oldu. Bütün gelişmiş ülkelerde bu şekilde oldu. Biz de efendim faiz sebep, enflasyon sonuçtur diye bir söz söyledi ve bir tek kendi inandığı bu teziyle enflasyon, gerçek enflasyon işte %120'lerden döndü. TÜİK'in hesabına göre bile %68 ve perişan oldu insanlar. Yani onu konuşuruz birazdan. Emekli ne çekiyor, emekçi ne çekiyor falan. Onun işi bu. Yani onun görevi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına soru sormak değil. Veya onun görevi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi var mı yok mu onu soruşturmak değil. Onun görevi işsizliği azaltmak, dövizi düşürmek, mazotu ucuzlatmak, çiftçinin destekleme primlerini ödemek ve sokaktaki, mutfaktaki, pazardaki yangını dindirmek. Onun işi o. Türkiye'nin borçlarını ödemek, Türkiye'nin dış ilişkilerini itibarlı bir noktaya getirmek falan. Onun işi o. Onun işi gazetecilik değil. Veya onun için Cumhuriyet Halk Partisi kulisi konuşmak değil. Şimdi bizim tutumumuz son derece ilkesel. Mecliste partiler AK Parti, CHP, DEM, Saadet, MHP ve İYİ Parti diye oturuyoruz gruplar. Şimdi bunların hepsini millet belli bir miktar oy vermiş ve buraya yollamış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela siz deseniz ki bana, ben bir soru sorayım size. Bir hakkınız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yaptığı işle övünebileceksiniz. Neyle övünürsünüz? Ben derim ki Cumhuriyet Halk Partisi
son seçimde bütün partilerle bayramlaşabilen tek partidir. Bu önemli bir şeydir. Kurucu irade böyle bir şeydir. Şimdi meclisteki o partilerin hepsini oraya girerken iki şey var. İki şey yolluyor. Bir, devletin kendi mekanizması her bir milletvekiline temiz kağıdı veriyor. Yani anayasaya ve yasalara göre milletvekili olmasına bir engel yok diyor. Millet de buna göre karar verip oraya bizden 130 kişi yolluyor, öbüründen 40 kişi yolluyor, öbüründen 270 kişi yolluyor. Millet de bir karar verip yolluyor. Oradaki milletvekilleri kendileri değil, kendilerini oraya yollayanların vekilleri. O milletvekillerinin özel hayatında gidersiniz, ahbaplık edersiniz, tatile çıkarsınız, bayramda ziyaret edersiniz ayrı bir şey. Ama o milletvekillerinin partileriyle kurduğunuz ilişki seçmenine duyduğunuz saygının bir gereğidir. Ben bunu yıllardır böyle savunurum. MYK'da da savunurum, parti meclisinde de savunurum, mecliste de, tutanak altında da böyle savunurum. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapan bir parti ve Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP yapmıyor mu sanıyorsunuz? Onlar bayramlaşmayacağız biz diyorlar demlen. Hatta MHP İYİ Parti ile de bayramlaşmıyordu. Son seçimde değişecek mi bilmiyorum. Son şeyde bayramda. Bayramda değişecek mi bilmiyorum. Peki bayramlaşmıyorlar mı? İlk gong çalıyor. Ara veriliyor. Meclis Başkan Vekili bizi arkaya çağırıyor, grup başkan vekillerini. Bayram sonrası ilk ya da bayramdan önceki ilk şey arkada. Ya el sıkışmayı bırakın, öpüşüyoruz birbirimizle. AK Parti MHP'nin grup başkan vekili HDP grup başkan vekilinin elini sıkıyor, sarılıyor, hatır soruyor. Yetmiyor. Biz haftada 3 kez birlikte yemek yiyoruz arkada. O odada bir yemek masası var. Oturumu yöneten DEM Partili ise DEM Partili. Yani şimdi Sırrı Süreyya Önder yapıyordur. Ritüel öyle. AK Partili ise AK Partili. Masanın başına geçiyor. Yemeği de o ısmarlıyor. Grup başkan vekili sağ tarafında da örneğin MHP'li Celal Adan'ın ısmarladığı yemek masasında DEM Partili Saruhan Oluç oturmuyor mu sanıyorsunuz? Geldiğinde el sıkışmıyorlar mı sanıyorsunuz? Bayramlarda bayramlaşmıyorlar mı sanıyorsunuz? Peki bu işi dışarıda ve içeride aynı şekilde yapmak mı dürüstlük? Yoksa dışarıda biz bunlarla bayramlaşmayız deyip seçmenine, içeride bayramlaşmak, sarılmak, bir çorbayı, bir kase çorbayı birlikte içmek mi dürüstlük? O yüzden bu meseleler, ben siyaseti böyle yapıyorum. Bana diyorlar ki, ya sorulara çok açık cevaplar veriyorsun, bunun için değil. Birçok soru debinde işte, satır satırına. Ya siyaset şeffaflık demek. Bunu öğreneceğiz hepimiz. Riyakarlıkla, sahtekarlıkla olmaz. Dışarıda başka, içeride başka olmaz. Ben içeride olan bir şeyi dışarıda yapmayanların dışarıdaki suç ortağı olmam. Böyle bir şey yok. Ben DEM Parti sürecinde çok net söyledim. Ben DEM Parti ile bir ilişki kurarsam göreceksiniz. Olursa da bileceksiniz. Kent uzlaşısı da dendi zaten. Onu sonra. Biz demedik de onun da sürecini doğru tarif etmek lazım. O DEM Parti'nin parti meclis bildirisinde ortaya koyduğu bir yaklaşım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ilk önce ben genel başkan seçildim. Telefon geldi. DEM Parti'nin eş genel başkanları aradılar. Hatta o konuşmada şöyle bir şey de geçti. Ziyarete de gelmek isteriz, bekleriz dedim. Sonra belli bir süre sonra bir şey fark ettik. Daha doğrusu gelmediler. Sonradan şunu fark ettik biz. Onların kongresi bizden 15 gün önce oldu. Kemal Bey onları ziyarete gidememiş. Yani kötü niyetinden değil, kurultay sürecinden. Yani bize düşer. Biz kalktık gittik, ziyaret ettik. Herkesin göz önünde A Haber bütün gece döndürüyor ya, elimizde çiçek gittik kardeşim. İstemesem böyle bir şey yapmayı yapmam zaten. Evet. Ama yapmam gerekir. Oy aldığı seçmene saygım gereği. Sonra da herhalde 3 hafta sonra da onlar bize geldi. Bu görüşmeleri de gizlemedik. Kapıda karşıladık, kapıda uğurladık. Ha, bir tek orada bir saçmalık var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişindeki merdivenlerde ve bahçesinde Sayın Baykal döneminden beri öyle hani plastikten, sert bir malzemeden bir işte halı flex gibi bir şey vardır. Onun da rengi hep kırmızıydı. Hep, efendim deme o gün kırmızı Allah serdi. Öyle bir şey yok. Herkese serilmiş olan, herkesi karşıladığımız yerde karşıladık, herkesi uğurladığımız yerde uğurladık. Birlikte basın toplantısı da yaptık. Şimdi arkada görüşüp burada görüşmeyenler çok milliyetçiler. Görüştüğünü gizlemeyenler gayrimilli. Böyle bir şey yok. Bizim milletimiz sahtekarlığı, riyakarlığı sevmez. Bizim milletimiz neyse odur. Ben bayramlaşmayacağım dediği komşusuna ya bayramlaşmaz ya da gizli gizli bayramlaşıp camide selamlaşmamak yapmaz.
Barıştıysa camide de selamlaşır. Camide selamlaşıyorsa orada da bayramlaşır. Bu kadar net bir meseledir. Bizim meselemiz bir, ben nasıl bir genel başkan olursun derse, ben kamuoyunun, seçmenin aydınlanma hakkına, bilgi sahibi olma hakkına, şeffaflık ilkesine saygılı birisiyim. Ve bu yüzden de sorulan sorulara da açık net cevap veririm, detaylı cevap veririm. Ivırmadan kıvırmadan neyse onu söylerim. Ondan bazen böyle burayı size tam anlatayım diyorum. Çünkü Türkiye siyaseti olgularla algılar yer değiştirilerek yapıyor. Ve maalesef birçok gazeteci meslektaşınız da, üzülerek söylüyorum, belki rahat bir ortam olsa çok da algılı, olguları değil algıları konuşuyorlar. Bir gazeteci işte Abdülkadir Selvi her gün, ben Ekrem İmamoğlu'yla telefonda ne kavga yapmışım onu yazıyor. Ya Abdülkadir Selvi'de dinleme cihazı var ki içeriğin doğru olmamasından bizi dinlemediği belli. Ya da yaptığı iş doğru bir iş değil gazetecilik açısından. Her gün telefonda Özgür Özel Ekrem İmamoğlu şunu demiş, o bunu demiş veya filanca yerde partide kavga çıkmış şunu söylemiş. Hiç olmayan diyaloglar olunmuş gibi yazılıyor. Bırakın onu. Bazı gazeteciler var. Bir tane arkadaşımız galiba Salih Tunay'dı. Yani ismini yanlış söylüyorsam uyarsın arkadaşlar, düzelteyim, hakkını helal etsin. Kafasında kurmaca kavgaları yazıyor. Engin Özkoç'la şu şöyle kavga etti, o ona tekme attı falan diye. MYK'da kavga etmişiz diye. Bunlardan kitap yaptı, kitabı sattı adam ya, kurmaca. Böyle bir şey. Şaka diye yapıyor belki ama kitap satıyor. Birileri de onu okuyor yani. O yüzden bu siyaseti belli bir şeffaflığa, belli bir netliğe kavuşturmak ve riyakarlıktan kurtarmak lazım. Görüşüyorsan görüşüyordur, görüşmüyorsundur. Ama şey yapmıyor olman lazım. Dışarıda görüşmüyor deyip içeride görüşmeyeceksin. Ben bilsem ki şöyle bir şey görsem, Halkların Demokratik Partisi Meclis Başkan Vekili içeriye çağırıyor. MHP'nin ve AKP'nin grup başkan vekili kalkıp diyorlar ki sayın başkan, biz sizinle görüşmüyoruz, biz sizi partiden saymıyoruz, siz kapatılması gereken bir partisiniz, arkaya da gelmem, sizden de konuşmam, sizin yönetiniz meşru değildir, arkadaşlar mı sizden söz dahi talep etmeyecekler dersen çok tutarlı. Ama sen bunu yapma, git içeride çorba iç, şekerpareyi birlikte ye, ondan sonra birlikte sigaralar, kahveler, keyifler, bayramlaşmalar, vedalaşmalar, dışarıda şey yap. Ya bu büyük haksızlık. Olacak bir şey değil bu. Seçmen bunu hak etmiyor. Peki, kısa bir araya gideceğiz. Aranın tabii ardından tabii gündeme dair son birkaç gündür yaşanan önemli başlıklar da vardı. Para onları sayma görüntülerini de soracağız. Evet, onu da soracağız. Kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Evet, devam edelim şimdi sevgili izleyiciler. Nerede kalmıştık? Aslında DEP Parti'yi tam konuşurken önemli bir konu başlığı da var. Onu da soralım Sayın Özel'e. Ankara'da 3 ilçeyle ilgili bir işbirliği konuşulmuştu. İşte CHP 3 ilçe üzerinde bir uzlaşıya vardı denilmişti. Ama şimdi bir video var. O video yayıldı şu anda. Yeni bir video bu da. Muhtemelen sosyal medyada da izleyebilirler. Oradaki, ben şimdi orayı bir anlatayım. AK Parti Bala Belediye Başkanı, başkan adayı, başkanı Ahmet Buran. Yayın öncesi kendisine bir soru soruluyor. DEM Parti'yi soralım mı? Yani DEM Parti konuşuluyor kendisiyle. O da diyor ki o konuya girmeyelim. Biz görüştük onlarla, bize verecekler diyor. Şimdi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu Bala ayrıca Sayın Altınok'un da memleketi ilçesi oluyor aynı zamanda. Dolayısıyla da o 3 ilçeden de biriydi. Size yöneltilen o 3 işbirliği yapılan ilçeden de biriydi. Ya zaten çok saçmaydı. Ben yine böyle bir canlı yayında soruldu. Dedim ki yani bir Polatlı gibi belediyenin yeni bize geçtiği ve açık farkla seçimi kazandığımız bir yerde ve yani milliyetçi yönü çok güçlü bir belediye başkanının olduğu bir yerde bu kent uzlaşısı yapılacak olsa Polatlı'da mı yapılır? Yeni Mahalle gibi seçimi şimdiden kazandığımız kesin olan bir yerde mi yapılır? Bala gibi bir yerde mi yapılır? Ne acayip bir şey bu demiştim zaten. Şimdi ortaya çıkıyor ki oradaki kent uzlaşısından kasıt başka bir şeymiş. Biraz önce de ifade edilmişti. Bu kent uzlaşısı meselesi şöyle bir şey. Diyor ki şey, DEM Parti'nin parti meclisi, biz adaya bakıyoruz. Eğer aday işte
kent suçları konusunda, Kürtlerle ilişkiler konusunda, kendi kriterlerimiz konusunda oy verebileceğimiz bir adaysa orada kent uzlaşısı sağlayabiliriz diyor. Ve bazı zamanlarda işte şurada kent uzlaşısı oldu, burada mesela, demek ki burada AKP'nin adayı üzerinde kent uzlaşısı olmuş. Ve bu demin bir tanımlaması. Ya onlar sandığa gitmeyecekler diyor mesela videoda izlediğimizde. Biz, bize verecekler demiş falan. Yani meselenin özü şu. Bir kere böyle işlerle, yani şununla meşgul olmamak gerekir. Bu bir yerel seçim. Bütün partiler en doğru adayları belirlemesi ve en geniş oyu alacak adayları, en çok oyu alacak adayları belirlemesi lazım. Geçen genel seçimde biraz önce söylediğiniz montaj videolarla İlk turda sonuçlanmayan seçimde ikinci turda %48,5'a 51,5 gibi küçük bir farkla sonuçlanmış bir seçimde, efendim işte teröristler şu adayı destekleyecek, bakın birlikte alkış yapıyorlar diye sahte video, montaj videoya tenezzül edenlerin bu işi bu yerel seçimde de işte bu demmem lafları üzerinden sürdürmeye çalıştıkları açıkça anlaşılıyor. Bu bir çaresizliğin göstergesi. Yoksa sen adayını çıkarırsın, herkes adayını çıkarır, kimin adayı iyiyse o aday, ha, elbette MHP ile ittifak yaptın, orada sen göstermedin, ona kimsenin bir diyeceği bir şey yok. İttifakta yapabilirsin ama sen başka parti adına ne konuşuyorsun, onu mu yapıyorsun, bunu mu yapıyorsun? Bak şimdi normal şartlarda şunu düşünelim, bu videodaki Bala adayı CHP adayı olsa ne olurdu? Yer yerinden oynardı, yer yerinden oynardı ve gördünüz mü işte CHP ile DEM arasında ilişki varmış da itiraf, AK Parti adayı itiraf ediyor. Yani ve biz diyor onlarla görüştük, gelmeyecekler, oy vermeyecekler, yani oy kullanmayacaklar ya da bize veriyor onlar diye bir ifade kullanıyor. Orada kullandığını söylüyor arkadaşlar. Yani bu siyaset öyle bir noktaya geldi ki sadece ve sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne her şey serbest, rakiplerine her şey yasak, onlara sevap olan bize günah falan. Böyle bir anlayış yok. Böyle bir konfor alanını AKP'ye bundan sonra sağlamayacağız. O yüzden biraz önceki sorunuzun cevabı da odur yani. Cumhuriyet Halk Partisi kendisi gibi siyaset yapıyor. Bildiği siyaseti yapıyor. Edilgen bir siyaset yapmıyor. Ne derler siyaseti yapmıyor. Ama bir konuda cevap verilecekse de o cevabı vermekte de gecikmiyor. Ama ben Recep Tayyip Erdoğan benimle kavga yapmak istiyor diye, mesela ben onunla çok kavga yapabilirim. Geçtiğimiz dönemlerde de Tayyip Erdoğan'la bir sürü tartışmamız, kavgamız oldu. Ama ben o zaman grup başkan vekiliydim. O partisinin genel başkanıydı. Biz oradan bir dengeleme ve karşıya alma noktasında bir stratejisi vardı partinin. Ama Recep Tayyip Erdoğan şimdi benden kavga yapmak istiyor. Ben ondan kavga ediyorum ve yapacağım kavga ancak ve ancak emeklinin, emekçinin, yoksulun hakkını almak için olur. Kimlik siyaseti üzerinden kavga yapıp Tayyip Bey'in istediği zemine, istediği mindere gidecek halimiz yok. O konfor günleri bitti Tayyip Bey. Sayın Genel Başkan, 2019 yılına ait bazı görüntüler önce sosyal medyada servis edildi, sonra medyada da karşımıza çıktı. Bu görüntülerde bir büroda Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi iline, İstanbul ilin bilinen isimleri işte balya balya paralar, eurolar vesaire istiflenirken, sayılırken böyle bir görüntü. Bu görüntünün ardından tabii çokça tartışma oldu. Sayın İmamoğlu usul açısından bir hata var dedi. İl başkanlığı yaptığı açıklamada il binasının alınması süreci dedi vesaire. Ama bir yandan da usul açısından bir hata oldu ortada. Siz bu görüntülerle ilgili ne biliyorsunuz? Bu görüntülerin bugün ortaya çıkmasına ne diyorsunuz? Ve parti içinden çıkma ihtimalini hiç düşündünüz mü? Şimdi birincisi, yani tabii size işinizi öğretecek halim yok ama soruyu şuradan sormak doğru belki. O video ilk çıktığında tarih yoktu üstünde. O video böyle çıktı. Bu kadar. Kare ekran olarak. Bir kişi görünüyor. O kişi de şu anda Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yapan bir kişi. Ve o kişi para sayıyor. Ve o video şöyle servis edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 Kasım'daki kurultayından birkaç gün önce delegelere para dağıtıyorlar. Şimdi soruyu doğru yerden soralım. Bu işin patladığı nokta bu. Siz olayın açıklığa kavuştuğu noktayı ifade ediyorsunuz. Ona açıklığa kavuşturan biziz. Ya, şimdi anlatayım. İşin yalan kısmını değil, ama bir dakika, o video bir kişiye zoomlanarak, tarihi kapatılarak ve neresi olduğu anlaşılmadan, burası CHP il başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, Cumhuriyet Halk Partisi kongresi için delegelere para dağıtıyor diye servis edildi.
Şimdi doğrusunu konuşalım. Videonun bütünü paylaşıldı. Hı hı. Videonun bütününde 2019 yılında olduğu yazıyor. Evet. Yani demek ki CHP kongresi değil. İki, orası CHP il başkanlığı değil. Bunu nereden biliyoruz? Bunu savcılığa yaptığımız suç duyurusuna da verdik, yazdık. Şuradan biliyoruz. Orası, o görüntüdeki arkadaşlara sorduk. Neresi burası ve ne yapıyorsunuz? O arkadaşların cevabı, biz İstanbul İl Başkanlığı binamızı satın alıyoruz. Satın aldığımızda binanın eski sahibi, avukatımın bürosunda nakit kısmının ödemesini yaparsınız dedi. Kapora. Biz de gittik orada, bu parayı verdik, oradaydık dediler. Güzel. İstanbul İl Başkanı o dönem Canan Kaftancıoğlu ve kendisi o il binasını bize kazandırdı. Ve orada toplanan, peki o zoomlanan, yani tek başına gösterilen kişi o gün Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı mı? Hayır, o gün il başkan yardımcısı. Şimdi meseleyi böyle koymak lazım. Bu bir kaset kumpasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi kongresini Cumhuriyet Halk Partisi kongresini kirletmeye ve bugün parti içinde bir tartışma yaratmaya yönelik bir kumpastı. Kimden çıkmış video? Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Büronun sahibi avukattan çıkmış. Nereden biliyoruz? O avukat o görüntülerle bize şantaj yapmış. Ben bu görüntüleri satarım, parayı siz verin, sizde kalsın demiş. Bizim arkadaşlarımız da kabul etmemişler. Kendilerinden şüpheleri olmadığı için. Şimdi meselenin kendisi, il binası satın alınırken işte kaporadır veya nakit kısmı bankaya yatırılan kısmı falandır. Usul hatası musul hatası, o kısımlar, alışveriş kısımlarını bilmem. 2019 yılında partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekleriyle, Canan Kaftancıoğlu'nun emekleriyle, o danışman arkadaş da danışman Ekrem İmamoğlu ile hiçbir bağının olmadığı ve şey olduğu günlerde, il başkan yardımcısı olduğu günlerde para sayıyorlar ve işte ödemeyi yapıyorlar orada. Elimizde de ne kadar ödediğimize dair makbuz var. Altında da büronun sahibinin imzası var. Ben meselenin bu kısmıyla meşgulüm. 15 milyon lira sanırım. Orada sayılan para 15 milyon lira dendi. Kapora olduğu söylendi. Evet. İl başkanı da söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı. Yani kapora olarak 15 milyon lira verilmesi ve işte sonuçta bir şey, ana muhalefet partisi, koskoca Cumhuriyet Halk Partisi, yani o paranın elden verilmesi de neden böyle oldu diye konuşuldu o, aynı zamanda. Yani işin o kısmını bilmiyorum. O kısmı Canan Hanım tarafından, çünkü o süreci doğrudan yürüten kişiydi. Konuştunuz mu? Ben Canan Hanım'ı aramadım bu konuda. Canan Hanım da mutlaka il başkanımız konuşmuştur. Ben oradaki arkadaşlarla il başkanımızın yaptığı görüşmeyi biliyorum. Canan Hanım tarafından netleştirilebilir ama kişi dediyse, ya ben işte diyelim 40 milyon lira bina, ben bunun 15'ini kapora olarak istiyorum. Bilmiyorum işte na tamamdı, sonra tamamlandı falan filan. Ben bunun peşinatını bu kadar istiyorum, şu kadarını nakit istiyorum, bu kadarını dolar istiyorum. Bu alıcının talep ettiği şeylerdir. Hesabınıza gelirse ödersiniz, gelmiyorsa. Ben paranın yarısını kapora olarak istiyorum diyorsa, siz de yarısını kapora olarak veriyorsanız, veriyorsunuzdur. Tamamlayınca tapuyu alıyorsunuzdur. İşin o detayını bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Ben şu detayla ilgileniyorum. Bu görüntünün amacı zaten CHP'nin il binasını satın alınırken kapora %30 müydü, %20 miydi tartışması değil ki. O para saymadaki görüntüyü Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının, bugünkü danışmanın, o gün il yöneticisi görüntüsüyle, bunu CHP kurultayıyla ilişkilendirmeye çalışan bir kötücül akılla mücadele ediyoruz. Bir kumpasla karşı karşıyayız. O görüntüler parti içinden servis edilmiş midir? Görüntüler avukat tarafından servis edilmiş. Şantajı kim yapıyorsa görüntüyü de o satıyordur yani. Biz de suç duyurusunda bulunduk avukat hakkında. Ya bu artık adli bir sürece. Tabii yani o işin o kısmı. Devamı gelir mi efendim? Devamını gelecek. Ya denerler bir sürü şey yap. Şimdi bakın, buna tenezzül eden her şey tenezzül eder. Yani sen 2019'u kapat bilmem ne. Ha, orada çok erken yorumlarla birkaç, işte mesela geçmiş dönemlerde partimizde siyaset yapmış birkaç abimiz olmadık yorumlar yapmış. Ben mesela ona alındım. Ben görüntüleri ben de gördüm. Bakın görüntüleri gördüm. Benim tepkim şudur. Olmaz öyle şey. Bir iş vardır bunda dedim. Kim bilir ne? Tümünü bulun dedim görüntülerin. Tümünden çıkar. Adam buzladığı yerde bir şey var demek ki. Niye buzluyor? Her tarafı buzlamış. Para sayıyor. Tümünü bulun, bir şey çıkar dedim. O kadar eminiz kendimizden. Bulun tümünü, ne olduğu çıksın ortaya. Ama şöyle bir şey var. Yani o efendim öyle mi böyle mi? Bana deseler ki, hepimiz çoluk çocuk sahibi insanlarız. Benim şimdi kızım büyüdü, artık üniversiteyi bitirecek ama diyelim ki ilkokula gittiği zaman
Özgür Bey, kızınız okulda hırsızlık yapmış. Yapmaz benim kızım derim ya. Yapmaz benim kızım derim. Doğrusu budur. Partinize güveniyorsanız, kendinize güveniyorsanız, ben konuyu ilk duydum, baktım, dedim ki bütününü bulun çıkar numarası. Bir şey bu yani. Başka bir görüntü oldu belli. Etrafı niye buz diyor yoksa? Tamamını verirdi yani. Tarihi kapatmış. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kaybetme ihtimali üzerine birilerinin işte bir çalışma yürüttüğü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle çalışma yürüten kimse olmaz. Olmaz. Öyle çalışma yapan kişi Cumhuriyet Halk Partili değildir. Şöyle bir şey olabilir mi? Mesela işte Sakarya Meydan Muharebesi yapılırken bazı Cumhuriyet Halk Partililer savaşı kaybetmek üzere hazırlık yapıyor, olur mu? Onlar o zaman Cumhuriyet Halk Partili falan değillerdir yani. O tarihte parti kurulmuş değil de Cumhuriyet Halk... Bu çok konuşulan bir şey ama. Ya işte olmaz olmaz. Hayır, bakın partilik ben partili kabul etmem mi? Ben bu çatının altında genel başkan koltuğunda oturuyorum. Çok saygın bir genel başkandan koltuğu devraldım. Koltuğun da ilk sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu parti seçime giderken birileri İstanbul Büyükşehir'i kaç yıl sonra kazanmışız, ne kadar önemli bir yer, kaybettirme üzerine plan yapıyorsa, onlar parti hasbelkader partinin kimliğini taşıyorlarsa kısa sürede ellerinden almak lazım. Ama taşımadan da bu lafları üretenler çoktur. İktidarın umudu CHP'de, işte biraz önce ilk bölümde dedim ya, işine baksın. Adam almış promptra yazmış, CHP'de iç karışıklık var. Bak işine kardeşim, göreceğiz 31 Mart akşamı iç karışıklık neymiş, dış karışıklık neymiş. Yani bunu yapan yoktur. Yapan birkaç meczubu görüyorum orada burada. Ama onların da nasıl partili, nereden gelmiş, nasıl partiyi enfekte etmiş, o temizlenilmesi gereken adamlardır onlar yani. Evet, şu konuşuluyor efendim, yani işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 Nisan 31 Mart'ta çıkacak sonuçlar üzerinden işte sizin hani mevcut belediyeleri korumak, üzerine katmak, kaybetmek vesaire. Bir kurultay tartışması başlayacak ve buradaki majör hesap da İstanbul üzerinden kuruluyor. Yani İstanbul'un kaybedilme ihtimaline binaen hazırlık yapan birileri var. Yani işte partiyi kurultaya taşıyacaklar, edecekler, bir kurultay tartışması açacaklar. Daha bugünden seçime 17 gün kalmışken, yani Türkiye seçim sattı mahallindeyken bu tip tartışmaların yürüyor olmasını Cumhuriyet Halk Partisi geleneği açısından nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tip tartışmalar yürümez. Yürütenler CHP'li değildir. Bu kişiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 Nisan'dan sonra yakalayacağı büyük fırsattan korkan sarayın işbirlikçileridir. Çünkü çok net bir şey var. Biz bu seçimden güçlenerek ve birlikte çıkacağız. Sonra ne olacak? O kadar büyük bir ekonomik sıkıntı içinde ki ülke. Bugün ülkenin firmaları krediye ulaşamıyor. Kur emekçiler açısından çok yüksek, hayat çok pahalı. İhracatçı açısından çok düşük. İhracat yapamıyor. Bu işsizlik demek ve Türkiye güçlü kası olan kaslarının artık kendisini ihracatta temsil edemediğini görüyor. Mesela tekstil ihracatı iş gücünün çok ucuz olduğu ülkelere kayıyor. Türkiye bu nitelikli iş gücüyle birlikte nitelikli ürünler üretip ihraç ediyor olması, yüksek katma değerli ürünler üretip icat ediyor, ihraç ediyor olması ve bir zenginliği paylaşıyor olması lazım. Oysa Türkiye'yi yoksul ülkelerin ucuza çalışan işçileriyle işçi sınıfını denk tutmaya çalışan bir kötücül aklın, kötü yönetim anlayışının ülkeyi soktuğu girdapla karşı karşıyayız. Ve 1 Nisan sonrası emekten yana, mücadeleden yana, emeklinin hakkını savunan, çiftçinin hakkını savunan sosyal demokrat bir partinin neler yapabileceği ortada. Bir tek ümitleri var. CHP karışırsa biz ne olursa olsun yine iktidara tutunuruz. Nasıl 7 Haziran seçimlerini kazandık aslında muhalefet olarak. MHP'yi çözdüler, iktidarda kaldılar. MHP ben sana destek vermem, sen bana destek verme, koalisyon kurmam, dışarıdan destek istemem, dışarıya destek vermem dedi. Seçim bildirgemizde 5 vaat vardı. Bayram ikramiyesi, asgari ücretin arttırılması, ÖTV'siz, KDV'siz mazot, aile sigortası var. Onlar aile sigortasına hilal kart diyorlardı. Biz mazota 1,5 diyorduk, onlar 1,75 diyordu falan. Bunları yapmak varken, yani bu yoksulluğu durdurmak varken MHP ne yaptı? Seçimleri yenilettirdi ve bugünlere geldik. O gün saray nasıl MHP üzerinde bir hamle yaparak ya da MHP'de önce bir kurultay,
sonra kurultayın iptali karşılığında anayasa değişikliği al verini yaptılarsa, şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin karıştırmaktan başka çare görmediği için, o yüzden demin söylediğim bazı isimler her gün CHP'de kavga haberi yapıyor. Olsa ben bilirim, CHP'de kavga mavga yok. 3-5 meczup, 3-5 saçma sapan iş yapıyor olabilir. Onlara da partili demeye benim dilim var mı? Tüm bu şayiayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi üzerinden çok ve ikiniz arasındaki çok ilişkinin kötü olduğu üzerinden yapıyorlar. Bizim ikimiz arasında kötü bir ilişki yok da, yani ben Kemal Bey'le kötü olsam, küs olsam, kanlı bıçaklı olsam, Kemal Bey'in böyle bir işe alet olacağına yine inanmam. Yani olacak şey var, olmayacak şey var. Ben hiç üyeme yakıştırmam. Değil partinin benden önceki genel başkanı. Yani olacak iş değil. Evet. Şimdi efendim, Kemal Bey dedi Hasan Basri. Kemal Bey bir ofiste çalışıyor. İşte geleni gideni biz de hatta gittik, kendisini ziyaret ettik ve bir röportaj da yaptık. Sorduk yani hani süreci nasıl gördüğüne dair. Sizce Kemal Bey ne yapıyor? Yani orada işte gazetecilerle görüşüyor, akademisyenlerle görüştüğünü söyledi, yine siyasilerle görüşüyor. Yani 1 Nisan sonrası bir hamle bekleniyor da. Böyle bir şey. Ya öyle bir şey diyorsunuz bunu. Öyle bir şey Kemal Bey'e sorduğunuzda ne cevap veriyorsa, işte bir sürü kez okuduk, aynı cevap verilir de. Yani ne yapsın? Buradan hep aslında konu geliyor hep CHP içerisine. Şimdi Kemal Bey ne yapsın? Yani ben de ilk görüşmemizde hatta kendisine bir sürü şey önerirken, bir ofis tutulabilir. Hani CHP'nin herhangi bir binasında bir yerde söylenir ama hani onu çok uygun görmezseniz dışarıda bir ofiste tutulabilir. Özel kalemlerinizden hangisini tercih ederseniz görevlendirilebilir dedim. Çünkü çok normal bir şey. Kemal Bey partinin bir önceki genel başkanı, sağlığı yerinde ve hani bütün dünyada past president diye önemli bir şey var. Yani önceki genel başkan son derece kıymetlidir. Akıl sorulur, fikir sorulur, danışılır, gidilir. Gazeteciler elbette, yani gazetecinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki genel başkanıyla gidip bir röportaj yapması, görüşmesi, görüşlerini sorması kadar hani elverişli bir habercilik alanı yok. Yani ben de gazeteci olsam randevu peşinde koşarım bir partinin bir önceki genel başkanıyla. Ümit ediyorum önümüzdeki dönemlerde Tayyip Bey'i de ofisinde gazetecilerin bir önceki cumhurbaşkanı, bir önceki genel başkan sıfatıyla gazetecileri ağırladığı günleri görürüz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında o günlerin keyfini biz yaşarız. Kemal Bey'in yaptıklarında hiç olağanüstü bir şey görmüyorum. İki kez bir kez evinde, iki kez ofisinde ben ziyaret ettim. Çoktan ziyaretimin vakti geldi ama işte bugün sizin şeyiniz için buradayım. Giderim tabii, yani gitmez olur muyum? Ben yarın mesela Eskişehir, Isparta ve Burdur'dayım. Üç şehrimizdeyim. Günde iki ya da üç şehirde veya bir şehrin birçok ilçesinde çalışıyoruz. Yoksa orada, yani Kemal Bey'in ofisi öyle olumsuzluk ofisi değil yani. Siz hiç adaylık sürecinde, aday belirleme sürecinde herhangi bir fikir alışverişinde o süreçte... Ben iki kez ziyaret ettim Kemal Bey'i. Bir görüşünün önerisinin olduğunu söyledim. İsimler üzerinden değil ama genel ilkeler yani. Üzerinden Sayın Genel Başkan'ın fikirlerinden istifade ettik. Hani zaten hani yerel seçimde Sayın Genel Başkan varıp da belediye başkanı ismi söyleyecek hali yok yani. Siz o efendim, kendine yakıştırmaz öyle bir şey. Kemal Bey'in seçim çalışmalarına neden katılmadığı, özellikle büyük şehirlerdeki işte mitinglerde görüntü vermediği meselesi konuşuldu. Kemal Bey buna ilişkin bir açıklama da yaptı. Size şöyle demiştiniz: Ankara'da büyük bir miting yaparsak Kemal Bey'i davet ederiz. Zaten bir davet de ilettik, cevap verecekler gibi bir mealen aktarıyorum. Böyle bir açıklamanız olmuştu. Kemal Bey'i görecek miyiz bu mitinglerde, seçim çalışmalarında? Ya şöyle, Kemal Bey kendini nerede konumlamak isterse bizim onu orada ağırlamak bir kez onur verir bize, bir. İkincisi, o dediğiniz lansman içinde, biz lansman için öyle şeylerde ben kendim davet ediyorum zaten, arıyorum. Hem Sayın Genel Başkan'ı hem daha önceki genel başkanlarımızı, Altan Bey'i arıyorum, Sayın Karayalçın'ı arıyorum, Sayın Çetin'i arıyorum ve Sayın Genel Başkan'ı arıyorum. Orada lansmana çok memnun olacağımızı söylemiştik. Çünkü Türkiye'deki bütün adayların tanıtıldığı bir toplantıydı. Hani herhangi bir aday tanıtımı doğru olmaz, hani gelin Mansur Bey'i tanıtalım denmez. Ama Kemal Bey orada ciddi şekilde nezle gripti. Kendisi bana dedi, yani iyi olursam geleyim ama nezleyim ve bu hafta sonu evdeyim. Hemen arkadan da özel kalem arkadaşımızı arayıp, ya Kemal Bey gerçekten hasta ve bu hafta sonu
biz komple kapatmıştık, evde geçirecekti, sakın yanlış anlaşılmasın gibi. Hani bir nezaket gösterdiler ilave olarak da. Ankara'da bir büyük miting yapacaksak bunu tartışıyoruz biz, büyük mitingleri. Biz ilçe mitinglerinin bu seçimde daha doğru bir strateji ve daha doğru bir etkileşim olduğunu konuştuk. İşte Erdoğan da İzmir'de bir 50 bin kişilik miting yaptı. İzmir'de birkaç milyonluk mitinglere alışık şeyler. Ama ben İzmir'de mesela şu ana kadar 11 tane miting yaptım. Bütün ilçeleri geziyorum. Ankara'da işte 3-4 tane yaptık. Mümkün olduğu kadar kritik ve sonuç odaklı mitingler. Ama Ankara'da bir mesela Etimesgut mitingine çağırmak olmaz Kemal Bey. Ama Ankara'da bir büyük miting organize edecek olursa oraya Kemal Bey'in davet edilmesi hani usul gereğidir, adap gereğidir, parti geleneği gereğidir. Onu da ben doğrudan kendisini arayarak ya da belki bir fırsatını bulursak ofisini uğrayarak yapabilirim. Ama çok böyle bir büyük Ankara mitingi yapma niyetinde değiliz bu aşamada. Yani trendi gördüğümüzde işler böyle yolunda gidiyorsa akışı değiştirecek işler yapmak doğru değil. Bazı zaman zaman konuşuldu işte hani acaba seçim sonucunda şurada yapılan büyük miting zarar mı verdi falan diye. O yüzden ben hep genelde şöyle yaparım. Yani hayata öyle bakarım. Böyle futbolu da benzetmelerini çok kullanırım. Bir taktik var. Sahada bir 11 var. Taktik işliyor. Takım önde. Süre daralıyorsa ayağa garanti pas yapmak lazım. İcat çıkarmamak lazım. Şimdi bir reklama gideceğiz ama 2 dakikamız var herhalde. Hemen ben TRT'yi soracağım size. Ya ben TRT'ye ne diyeyim yani 2 dakikada nasıl anlatayım ama şimdi biz bir reklam filmi çektik. Bütün partiler reklam filmleri çekerler. Esasen aslında ticari kuruluşlar olan bütün televizyon kanallarının parasını verenin reklam filmini yayınlaması lazım normalde. Şimdi bu ATV'dir, A Haber'dir belli kanallar yayınlamıyor bizim filmleri. Düşünün yani ciddi paralar ödüyorsunuz ve o filmi yayınlamıyor. Yani kendisini bir iktidara iktidar partisine o kadar müzahir kılmışlar ki öyle görüyorlar ki senin reklamını daha yayınlamam diyor. Bu anlaşılır bir şey. Bu ticari bir karar. Ben senden gelecek para gelmesin diyor. Benim kitlem seni istemiyor diyor falan yani. Anlaşılır bir şey. Ticari. Ya TRT kanunu gereğince herkese eşit davranması lazım. Hepimizin vergilerinden fonlanan bir yer. Maaşlar ondan ödülüyor. Cihazlar ondan alınıyor. Reklam filmini çekmişim. Müziği Barış Manço'nun telifini ödemişiz. Ekrem Başkan kepenk açıyor, Mansur Başkan alkış yapıyor. Film de bundan ibaret. Pozitif bir film. Yolladık. Hukuk büromuz inceleyecek. Peki bir gün iki gün ne yaptınız? İnceleme sürüyor. 3 gün 4 gün 20 gün geçti cevap vermiyorlar. Tabii takip de ediyoruz. AKP filmini yolladı, bir gün sonra yayına girdi. Bizimki hala yok. Bir mail daha attık. Arkadaş hani Şubat ayında başvurduk olmadı. Başvurumuzu işte yeni... Mart ayı için bütün rezervasyonlar dolu diye cevap attılar bize. Ya olacak şey değil, TRT'sin sen. Nasıl dolu yani? Hayır. Reklam süresini uzatmak yani. Bir televizyonun en keyif aldığı şey. Yaptığı iş bir de kamu yayıncılığı yaptığı için. Orada kazanacağı para, kamuya gelen bir para. Büyük bir utanmazlık içindeler. Böyle bir tarafgirlik olur mu? Hani şey olsa anlayacağım. Öyle bir film yaparsınız ki çok tartışmalıdır işte hani AK Parti'nin montaj videosu gibi. TRT onu bile yayınladı yani. Böyle derler ki ya hukuken sorunlu veya ben hani çıkarım da Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyorumdur. Hukuk birimi uygun görmez. Şu sebepten demesi lazım. Kepenk açan, şarkı söyleyen küçücük çocuğun Han'ın filmine yayınlamayacağız diyor adamlar yani. Mart ayı dolu ve seçim sürecine kadar olmuyor. Korkunç, o zaman. Korkunç. Ama bunun hesabını verecekler. Onlara da bir sürprizim var. Yani bekliyorum. Nasıl bir sürpriz? Sürprizin nasıl da olur mu? Ama biz de öğrenmek isteriz. Sürpriz olmaz o zaman. Peki, 2 dakikalık bir reklam aramız var. Ardından döneceğiz hemen. Devam edelim sevgili izleyiciler. Şimdi hangi noktadan gidelim? Yine aslında adayların söylemlerinden yola çıkarsak en son Cengiz Topel Yıldırım İYİ Parti'nin Ankara adayı ve Mansur Yavaş arasında CHP'nin adayıyla bir tartışmadır gidiyor tabii iddialarla birlikte. Ama en son öyle bir şey söylendi ki hani Cengiz Topel Yıldırım sizden istedim efendim. Mansur Yavaş söyledi. Mansur Yavaş söyledi. Aylin Nazlı Hakan'ı evet, doğruladı. Doğruladı Aylin Nazlı. Doğru doğru. Ya, nereler istendi? Nasıl oldu? Önce Çankaya, sonra Etimesgut ya da Mamak, sonra Keçiören gibi bir şey oldu ama Keçiören'i istemem
en azından mamak olsun falan gibi böyle bir şey vardı. Yani kendisinin böyle bir talebi olmuş. Biz kendisine böyle bir adaylaşma yapamadık. O, yani her isteyen her partiden aday olamaz. Ondan sonra ama sonradan takındığı üslup şaşırtıcı. Yani ya o üslup olabilir, sen gidersin İYİ Parti'den aday olursun, bu üslubu takınırsın. Olabilir. Ya da bizden geldin istediğin olmadı, İYİ Parti'ye gittin, o zaman bu üslup olmaz. Yani hem bu partiden aday olmaya çalışan Mansur Bey'le çok uyumlu çalışırım diyeceksin. Ben Çankaya'lıyım, Mansur Bey büyükşehir olsun diyeceksin. Sonra gelip bunları söyleyeceksin. Olacak iş değil ama yani bu arada diyor. Turgut Altınok yani özel adaylar üzerinden genel başkan olmanız sebebiyle soru yöneltmek doğru olmayabilir. Belki de Mansur Yavaş mal varlığını açıkladıktan sonra Turgut Altınok'a da çağrı yaptı. Siz de açıklayın mal varlığınızı diye. Turgut Altınok ben istediğim zaman açıklarım dedi. Soruldu. Mülk Allah'ındır dedi. Bir de mülk Allah'ındır. Biz emanetçiyiz dedi. Normal şartlarda Turgut Altınok'un söylediği bir şeyi benim değerlendirmem doğru değil ama bu AKP'nin genel mantığını göstermesinden. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları bir taahhütname imzaladılar. 1142 adayımız diyorlar ki ben belediye başkanı olduğumda mal varlığımı belediyenin kapısına asacağım. Taahhütname imzaladılar. Hatta bazı adaylarımız, Çankaya adayımız, Ankara adayımız, bildiğim Türkiye'de belki 300 aday açıklamaya da başladı. Hani kesin kazanacağım diyor, açıklıyor şimdiden falan. Hem özgüvenini gösteriyor hem şimdiden. Sayın İmamoğlu da açıkladı. Açıklıyor. Ben 2014 yerel seçimlerinde ben de hem de şeffaflık enstitüsü mü vardı, bir şey vardı. Onlar hangi adaylar açıklar diye sormuştu. Ben açıklamıştım. Olması gereken de bu, açıklanır. Diyor ki İstediğim zaman açıklarım. Mülk diyor Allah'ındır diyor. Yani böyle olacak iş değil. Hem o mülkü edinmiş, hem mülk Allah'ın diyor, hem açıklamıyor. Allah biliyor senin mülkünü. Sen kuldan niye saklıyorsun? Yani esas Allah'ın bildiğini kuldan saklamayacaksın. Allah senin malını mülkünü biliyor. Ama Allah onu kendinin diye, sen bunu kamuoyuna açıklayacaksın, insanlar bilecek. Göreve başlarken ne malın mülkün var diye. Sayın Genel Başkan, seçimden sonraki genel siyaset atmosferine dair bir sorular sormak istiyorum ama az önce verdiğiniz bir cevabın içinde küçük bir anekdot çok dikkatimi çekti. Bayramlaşma örneğini verirken İYİ Parti ile MHP'nin bayramlaşmadığını ama bu seçim döneminde bayramda geliyor belki bayramlaşabilir diye böyle sanki kinayeli söylediğinizi benim hissettim. Benim işim kinaye yapmak değil kardeşim. Yani senin işin soru sormak, benim işim de kinaye yapmak. İYİ Parti'nin aldığı ittifak tavrının MHP tarafından bir karşılık bulabileceğini mi düşünüyorsun? İYİ Parti'ye sor, ben de izleyeyim. Peki Cumhurbaşkanı'nın efendim sözlerinden tekrar yola çıkalım. Son seçimim dedi ya, sonrasında Bekir Bozdağ'dan işte bir erken seçim sinyali gibi algılanan cümleler de geldi. Böyle bir durum olursa mecliste bir erken seçim ne dersiniz? Biz erken seçim... Muhalefetin desteğine ihtiyaç var çünkü. Çünkü sayı olarak... O ayrı bir tartışma. Hı hı. Yani seçimlerin yenilenmesi ve meclisin feshedilmesinin Cumhurbaşkanı bir kez daha adaylık hakkı vermesi başka bir tartışma. Erken seçim başka bir tartışma. Şimdi erken seçim meselesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeninin gösterdiği adaylardan duyduğu memnuniyetsizlik, ekonomideki kötüye gidiş, işsizlik, bunlarla ilgili 31 Mart tercihinden rahatsız AK Parti. Seçmeni durdurmak için şunu söylüyor. Eğer siz bunu yaparsanız, yani siz CHP'ye oy atarsanız, bunun arkası erken seçim olur. Yani partimizin zararına bir iş yapmış olursunuz diyor. Bu kendi seçmenini korkutuyor. Aklını başına topla, yerel seçimde bize oy ver diyor. Oysa ki erken seçimin, muhalefetin erken seçim çıkarabilecek bir çoğunluğu yok mecliste. 3-2 gerekiyor onu yapabilmek için. Ve öyle bir çoğunluğumuz yok mecliste. O yüzden de 360 milletvekili gerekiyor. 5-3. 5-3 gerekiyor. Ve sizin desteğinize ihtiyaç var. Hayır, şöyle. Erken seçim başka bir şey. Yani evet, kendi seçmeni için erken seçim. Bu meclisin feshedilerek, kendini feshederek seçimlerin yenilenmesi kararında Cumhurbaşkanı bir kere daha şey olacak. O seçim sonucu ne olacak? Bunu ne zaman konuşacağız? O ayrı bir tartışma. Mesela belki günü geldiğinde şöyle bir tartışma görebilirsiniz. Tam 2,5. yıldayız. Daha 2,5 yıl var. Meclis seçimleri yenilerse bir kez daha aday olabiliyor Cumhurbaşkanı diyelim. O 2,5 yılını koyuyor, muhalefet 2,5 yılını koyuyor ve seçimler yenileniyor, bakalım kim kazanıyor. Bunlar çok geometrik tartışmalar. Siyaset bu kadar geometriyi kaldırmaz.
Önemli olan iyi yönetim ve kimin neyi yapacağı. Kim böyle Bekir Bozdağ yerel seçim tartışmasını Tayyip Erdoğan denedi olmadı. Bakın sistematik olarak başka bir yere çekmeye çalışıyor. Bugün sokaktaki tartışma pide 365 gramdan 250 grama düşmüş ve 10 liradan 15 liraya çıkmış. Tartışma bu. 1 kilo kıymayı 280 liraya satıyorlar. Sabah 4'te kuyruk başlıyor. Tartışma bu. Tartışma emekliye verilen 10 bin lira en düşük emekli maaşı Tayyip Bey'in partisi 3 Kasım 2002'de geldiğinde 8 çeyrek altın alıyormuş. Şimdi 2,5 çeyrek altın alıyor. Bunlar genel seçim tartışması değil mi aslında? Yerel seçim tartışması. Genel seçim tartışması. Genel seçimde de tartışılır ama adam yoksulluğu şimdi çekiyor. Sen şöyle bir şey diyebilir misin? Sen açsın yoksulsun ama bu yerel seçim bunlardan etkilenip de oy verme davranışını yapmamalısın. Açlığına katlanmalısın. Yerel seçimin başka dinamikleri var. Öyle size bir şey yok. Emeklileri mi kışkırtıyorsunuz öyle? Evet bana öyle size diyor. Benim işim o. Ben eğer emekliyim, emekli 10 bin lira alıyorsam bu 10 bin lirayla 8 çeyrek altın alırken şimdi 2,5 çeyrek altın alıyor. 5,5 çeyrek altın kayıp. Ben Türkiye'nin bütün meydanlarında soruyorum. Dün Torbalı'da da sordum. Önceki gün Tekirdağ, Kırklareli'nde de sordum. Yarın gittiğimde Artvin'de de soracağım. Cebinden bir sarraftan bir çeyrek altın alsan bir düğünde takmak için. Düşürsen kaybetsen. Bütün Torbalı'yı gezer misin diyorum gezerim. Ne kaybettim? Bir çeyrek altın. Bir emekli değil bütün emekliler. Bir çeyrek altın değil 5,5 çeyrek altın. Bir sefer değil her ay kaybediyor. Buna çare arayacak tabii adam. Buna iktidarı değiştirmenin bir yolunu arayacak. 1000 lira ilk verildiğinde bayram ikramiyesiydi. 24 kilo dana kıyma alıyordu. Şimdi 6 kilo dana kıyma alıyor. 18 kilo dana kıyma kayıp. Şimdi Ramazan mübarek gün. 30 iftar, 30 sahur. Bir de 3 gün bayram var. O sofralardan 16 kilo dana kıyma gitmiş. Mesele bu. E sen diyebilir misin? Bu yerel seçimdir. Yerel seçim indinemeyi başka. Karnı aç adamın. Yani, o zaman 1 Nisan sonrası sizin bunu değiştirebilmek için erken seçim isteme durumunuzda ortaya çıkıyor. 31 Mart tarihi bu seçimler seçmenin iki tane kararı verecek. Bir, israfı bitirip hizmeti ve güler yüzü getiren belediyecilik anlayışımı seçecek. Yoksa Ankara'da yeniden parsel parsel satılan Melih Gökçek belediyeciliği mi gelecek? Karar bu. E diyorlar ki ben dayanışmacı, ben az laf çok iş diyen Mansur Yavaş'ı seçeceğim. İstanbul'da İstanbul'un üstünde pata 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 helikopterle Katarlılara, Arap şehirlerine arsa pazarlayan Cumhurbaşkanı'nın yanında duran ve not tutan belediye başkanı mı? İstanbul'da işte 40 tane park yapmış, yeşil alanları arttırmış, kamu için çalışan, pandemide hem altyapıyı düzeltmiş hem dayanışma belediyeciliği yapmış, sosyal yardımları 5 kat arttırmış, 10 tane Trabzonlu AK Partili Trabzon'a bir hafif raylı sistem yapmazken bir CHP'li Trabzonlu'nun İstanbul'a 10 tane metro yaptığı bir gerçeklik. Seçmenler buna karar verecek. İki, bir de elinde bir sarı kart var seçmenin. Yerel seçimler aynı zamanda genel seçimin sarı kartıdır. Genel seçimdeki oyundan memnun olmayan iktidara oy vermiş kişi memnuniyetsizliğini burada diyecek. İşte sizin sorduğunuz kısım o. Orada diyecek ki olmaz kardeşim diyecek. Adamlar bayram ikramiyesi hiç olmazsa işte en düşük emekli maaşı 17 bin lira olsun diyorlar. Bayram ikramiyesi bir asgari ücret olsun diyorlar. Siz bizi süründürüyorsunuz. Ondan sonra da o istiyorsunuz. Bir de sarı kart gösterme işi var bu işin. Son süreçte yapabilir mi sizce? Nasıl? Cumhurbaşkanı son hamlesini yapmadı meclisi deniliyor ya. Meclisi açması lazım. Meclis kapalı. Açayım mı derse açalım deriz. Ne verecekse hep beraber alalım deriz. Emekliye bunu verelim deriz. Çünkü biz şaka yapmıyoruz. Emekli gerçekten perişan. Ama ben öyle bir ihtimal görmüyorum. Zira önce bir niyetlendiler. Sonrasında ben enflasyonu tek haneli rakama indireceğim. O zaman bu sorunlar çözülecek dedi. Oysa ki enflasyon tek haneli bile olsa fiyat düşmüyor. Artıyor %60 iken 100 lirayken 160 oluyor. 40 iken 200 oluyor. %30 iken 260 oluyor. %10 bile yapsan 282 lira oluyor. Sen eksi enflasyon yaparsan fiyatlar düşmeye başlayacak. Efendim 1 Nisan sonrası
4 yıl, 4,5 yıl seçim olmayacak Türkiye'de. Ve o döneme ilişkin çeşitli tahminler, yorumlar yapılıyor. Ve şöyle mesela Ahmet Türk bugün işte iktidarın kayyum atayacağını tekrar bizim belediyelere, demli belediyelere yani kayyum atacağını düşünmüyorum gibi bir şey söyledi. Bir temenni olarak da söylüyor olabilir ama yani bu Türkiye'nin bu dönemi nasıl geçireceğine ilişkin çeşitli yorumlar yapılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bir yeni anayasa tartışması da açacak iktidar. Bu tartışma açıldığı vakit dolayısıyla muhalefetin de desteği aranmaya başlanacak. Bunun bir sonucu olarak mesela işte kayyum atamama gibi bir karar alabilir mi iktidar sizce DEM Partili belediyelere? Ya da mesela Osman Kavala'nın Gezi davası tutuklularının bırakılması, bu işte sert iklimi yumuşatma gibi bir takım adımlar görebilir miyiz? Belki Demirtaş, belki Demirtaş. Çözüm süreci adı ne olur bilemeyiz. Şimdi bu soruları bence Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri cevaplasın. Biz iktidarda olsak zaten kimseye kayyum atamayız. Benim yönettiğim parti seçme seçilme hakkına, seçmen tercihlerine son derece saygılıdır. Ben Sayın Kavala'nın ve diğer gezi tutuklarının Recep Tayyip Erdoğan'ın inadıyla tutsak olduklarını, siyasi birer tutsak olduklarını, hiçbir suçların olmadığını biliyorum. Ben 3 kez beraat ettiler. Her seferinde iddialar çürüdü. Ama kapılar üzerine kapalı tutup bir dava daha açalım, bir dava daha açalım ve mahkemelerin, heyetlerinin falan değiştirildiği bir süreç var. O yüzden Tayyip Erdoğan demokratikleşme kararı alırsa kendi yaptığı yanlışlardan dönüyor olur. Budur. Bir cebin sökülmesi ve geri dikilmesi. Söken de o, diken de o. Normalde o cebin hiç sökülmemesi lazım. O yüzden hiç böyle bu işin üzerinde bir başarı hikayesi yazabilme durumları yok. Ama bir gerçeklik var. Türkiye her geçen gün Avrupa'dan kopuyor. Kavala meselesiyle ilgili Şubat ayının ortasında Türkiye bir rapor daha yazıldı. Rapor çok açık olmamakla birlikte artık yolun sonu. Yani Avrupa Konseyi'nden çıkarılma gibi bir noktaya Türkiye'nin gelmesi söz konusu. Sizin ülkenizdeki antidemokratik tutum ülkenize sadece dünyadan siyaseten dışlanmasına sebebiyet vermiyor. Ekonomik olarak da bir alt lige düşüyorsunuz. Türkiye'ye yatırım yapacak kişiler, Türkiye'de örneğin yani İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi, sadece İstanbul seçiminin iptal edilmesi değildir ki. Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelecek ve yatırımcı Türkiye'de yatırım yaparken neye bakar? Bir ekonomik fırsatlara bakar. Bir de hukuk güvencesi var mı diye bakar. Çünkü oraya paranı getiriyorsun. Girmek var, çıkmak yok. Sen Türkiye'nin adını bilmeyenlerin adını bildiği bir şehir İstanbul. İstanbul'un belediyesi 25 dönem sonra el değiştiriyor. Ana muhalefet partisi alıyor ve 19 gün sonra mazbatasına çöküyorsun sen. Şimdi bu ülkeye adam gelip milyar dolarlarını yatırır mı? Yarın ana muhalefet partisinin mazbatasına çöken bir ülke, çökülen bir ülkede benim fabrikamın başına ne geleceğini ne bileyim. Ben bu parayı sokarım da ya çıkaramazsam. İşte bunu veya Türkiye ekonomisi ya batarsa. CDS denen Türkiye'nin risk primi meselesi Tayyip Erdoğan yapıyor ama siz bir şirket sahibisiniz. Yurt dışından bir kredi buluyorsunuz. Sizin riskinizi Türkiye riskinin üstüne ekleyerek sizin kredinizi fiyatlıyorlar. Yani Tayyip Erdoğan'ın yaptığı her şey bir Türk müteşebbisin, yatırımcının, ihracatçının maliyetini arttırıyor. O maliyet artarsa siz malınızı satamaz hale geliyorsunuz. Satamayacağınız malı üretmiyorsunuz, fabrikadan işçi çıkıyor. Yani hepsi bir komplike. Yani hukuk sadece kitaplarda yazan bir şey değil. Siz hukuku terk ederseniz, hukuk güvencesini terk ederseniz bunun makroekonomik sonuçları oluyor, mikroekonomik sonuçları oluyor, toplumsal sonuçları oluyor, siyasi sonuçları oluyor. Bu kadar yanlışı yaptıktan sonra dönerler mi? Hani Türkiye'nin ayrı ne olur bazı yanlışları yapmazlarsa. Ama buradan sonra artık dönülmez bir yerdeler. Her geçen gün MHP ile birbirlerine ayaklarından zincirlerle bağlı, her geçen gün birbirine daha çok benzeyen ve korkuyu örgütleyen, endişeyi örgütleyen ve bunun siyasetini yapmaya çalışan bir parti. Bugün kayyumların atanmaması ile ilgili beklentinin yaratılması DEM açısından anlaşılır. Çünkü nasılsa kayyum atanacak, boşuna bunlara oy vermeyelim hissiyatı DEM'in işine gelmez. Hani bir siyasi yorum açısından ben de DEM yöneticisi olsam bu sefer kayyum atanmayacağını düşünüyorum derim. Çünkü gücümü göstermek isterim. O kaygı oy verdirtmez partime. Öbür taraftan da
Adalet ve Kalkınma Partisi açısından da Kürt seçmenden oy talep eden bir parti. Demek kayyum atamasına muhafazakar Kürtler de ceza kesiyorlar. Kızıyorlar AK Parti'ye. O da o yönden o işi yapıyor. Belki hani birbirlerini yalanlamamalarının da böyle bir pratik ve aslında bir anlaşmaya illa bağlı olmayan ama her iki tarafında siyasi beklentiler arasından uyumlu bir süreç olabilir. Bu çok anlaşılır geliyor bana. Sayın Genel Başkan. Çok az vaktimiz kaldı, hatırlatayım. Peki seçim sonrasına dair anayasa değişikliğini İnan abi sordu. Orada tabii bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceden dile de getirdiği ittifaklar sisteminin ve 50+1'in değişebileceğine dair bir düşüncesi olduğu aşikar. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi ile ayrı düşünmüyor gibi görünüyor orada. 50+1'in değişmesi, daha çok oy alanın Cumhurbaşkanı olması gibi bir öneri gelirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne, ona nasıl bakarsınız? Böyle bir öneri yok. Böyle bir tartışma yok. Ana Muhalefet Partisi'nin lideri seçimlere 13 gün kala bir akşam programında saat 21.45'te böyle bir soruya cevap verip iktidarın istediği ekonomi konuşulmasın, yerel seçim gündeminden çıkalım, Mansur Başkan'ın başarısı, Ekrem Başkan'ın başarısı, Vahap Başkan'ın başarısı, Adana'nın, Antalya'nın başarısı konuşulmasın, yarın sabah yeni bir son dakika tartışmamız da olsun, benim işime gelmez. Onu başkaları tartışsın. O zaman Malatya'yı sorayım hemen size. Malatya'da neler oluyor? Çok iyi. Ya Malatya'da şöyle, bizim açımızdan iyi şeyler, iyi gelişmeler oluyor ama Malatya'da bir hakkın teslimi gerçekleşiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şey, kendi deyimiyle Veli Baba Malatya milliyetçisi. Gerçi bu Malatyalıların çoğu Malatya milliyetçisi. Evet, öyle, biz de öyle. İnanılmaz severler memleketlerini. Veli Baba yıllardır meclis açıksa meclistedir, yoksa Malatya'ya gider. Başka bir yerde görev varsa vardır. İki aktarmalı gider, bir gün erken gider. Yani ya abi yarın direkt uçak var, buradan İstanbul'a uçar, İstanbul'dan Malatya'ya gider. Ertesi sabah uçağı yapmaz, geceyi orada bitirsin, ertesi gün gider. Deprem oldu. Ben deprem olduğunda Sayın İsmail Küçükkaya'ya konuk olacaktım. Sabah 5'te Malatya'nın şimdiki il başkanı, o günkü Gençlik Kolları Başkanı Barış kardeşimin telefonuyla uyandım. Yıkıldık yıkıldık diyerek, böyle ağlamak ve panik bir ses tonuyla, Veli abiye ulaşamıyorum deyince, yıkıldık Veli abiye ulaşamıyorum kelimeleri bir araya gelince, tabii ben çok ciddi şekilde paniğe kapıldım ben de. İsmail Bey'le hemen konuştuk. Programı zaten iptal etmek gerekiyordu, ettik. Ve ben önce Ankara'ya doğru yola çıktım. İşte Bolu tarafındayken Veli Bey'le konuştuk. Sağlıklı olduğunu, evinin yıkılmadığını öğrendik. Ankara'ya uğradık. 130 milletvekiline talimatlarımızı verdik. Deprem bölgesine, Adana'ya gidin ilk uçakla ve oradan dağıtacağız sizi dedik. Ben de karlı bir yolda gece yarısı 11.30 gibi Malatya'ya vardım. Yani depremden sonraki ilk gece oradaydım. İlk kez güneş batmıştı. Malatya tabii korkunç bir halde, her yerden sesler falan. Bir ateşin başında Veli Baba'yı bulduk. Veli Baba Pertek'teki fırınları açtırmakla, Pertek feribotunu harekete geçirmekle ve yıkılmamış Pertek, Allah korumuş, Pertek'teki fırınlardan 60 bin ekmeği ertesi gün Malatya'da dağıtmaya çalışmakla meşguldü. Ve ertesi sabah o işi yaparak başladı. Oradan itibaren 4 ay boyunca saçı sakalına birbirine karıştı ama Malatya'dan ayrılmadı. İnanılmaz bir mücadele verdi Malatya için. Sonra hayat olabildiğince normalleşti. O sızı herkesin içinde. Bir gün anketlerimizi koordine eden 5 arkadaşımızın başındaki direktör arkadaşımız geldi. Özgür Bey dedi, bu asrın felaketi diyorlar depreme. Size dedi, asrın sürprizini göstermek isterim dedi. Nasıl bir şey dedim? Bizim Malatya'daki oyumuz 19 son seçimde. Tek başımıza girdiğimiz son seçimde. 6 parti birden 21 aldık. Veli Baba ankette 36 çıkmış. Ve bizim bir önceki adayımız var. Mesela herhangi bir aday adayımız 22 çıkmış. Bir önceki adayımız 24 çıkmış. Popüler bir isim 26 çıkmış. Veli Baba 36 çıkmış. Ondan sonra dedi, böyle acayip bir şey var burada. Dedik ki bir anket doğrulama yapın dedik. Doğrulama yapıldı, 34,5 çıktı. %2 hata payı içinde sonuçlar. Biz de Veli Baba'ya bunu anlattık. Gitti Malatya'ya. İşte ara ara konuşuyoruz. Diyor ki burada acayip bir şey var. Videolardan görüyorsunuz.
İnanılmaz bir şey var Malatya'da. Bir tek sen vardın, sana borcumuzu ödeyeceğiz diyorlar. Veli Bey de müsaade istedi dedim. Yani kimseye verebileceğim bir müsaade değil ama Malatya bunu hak ediyor. Rozeti çıkardı. Bundan sonra milletvekili olursam, çünkü %19 oy aldığımız bir yerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na doğru ilerliyor. CHP rozetimi çıkarıyorum. Bütün partililere eşit hizmet vereceğim. Malatya'yı ayağa kaldırmak üzere çalışacağız dedi. Öyle bir şey var. İnanılmaz derecede şeydir yani. Bir işi kafaya taktığında, odaklandığında yapar. Değişik bir Malatya motivasyonu var. Öyle görüyoruz. Kazanacak diye umuyoruz. Neler oluyor diye. Çünkü sosyal medyada da hani zaman zaman görüyoruz. Tabii bu arada Adıyaman'da da benzer bir durum oldu. Benzer ölçüm, benzer sonuç ve Adıyaman'da da Abdurrahman Tutler aday. Kastamonu bir deprem bölgesi değil ama tek milletvekilimiz Hasan Baltacı'ya büyük bir teveccüh var. Aday ve almaya doğru gidiyor. Kırıkkale'de de Ahmet Önal. Hani büyük konuşmayayım ama hani iki rakibinin toplamı kadar oy alarak oradaki tek milletvekilimiz belediye başkanı olabilir. Böyle inanılmaz tansiyonların olduğu yerler de var. Yani bu seçimin en dikkatli bakılması gereken yerleri elbet İstanbul, Ankara sonuçları ama Kastamonu'dur, Kırıkkale'dir, Malatya'dır, Adıyaman'dır. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın hamlesi çok önemli. Trabzon Merkez ilçeyi Ahmet Önal alıyor, görülüyor. İnanılmaz böyle yüksek hareketlilikler ölçülen, hem gidenin gelip anlattığı hem ölçüm sonuçlarına yansıyan şeyler var. Sayın Gökhan Zeybek de bu illeri tek tek saymıştı. Bizim aynı veriye bakıyoruz. Evet, verilerden. Bu arada tabii şeyi söyleyelim. 5 dakikamız kaldı. Bursa çok iyi gidiyor. Balıkesir bir hakkın teslimini bekliyor. Manisa yani 18 puan geride başladığımız bir seçimde çok enteresan bir sonuç almaya çok yakınız. Ve Denizli, yani biz sahil şeridinin yanına bir hat daha örebilme umudumuz oldukça kuvvetli. Hani 4'te 4 olmaz, 4'te 3 olur, 4'te 2 olur, bilemezsiniz. Yani çok başa baş seçimler var orada ama çok iyi şeyler oluyor oralarda. Efendim, sandık güvenliği açısından hazırlıklarınızı yaptınız. Bugün de son bir sunum aldık MYK'da. Nedir durum? Yani bu her seçimden sonra bu sandık güvenliği meselesi bir biçimde tartışılıyor. Türkiye'de bu seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin özne olduğu bir sandık güvenliği tartışması görme ihtimalimiz var mı? Olmaz. 2019'da da olmamıştı. Yerel seçimlerin bir özelliği de iddialı olduğunuz yerlerde örgütünüz de güçlü oluyor ve orada sandık güvenliği sorunuz olmuyor. Bugün Genel Başkan Yardımcımız Pınar Uzun'un sunumuyla işte çok önemli ölçüde, yani geçen yerel seçimleri aşan, geçen genel seçimler rakamlarını yakalayan son 3500 sandığa atama yapıyoruz. Bir de şöyle bir şey oldu, geçen yerel seçimden sonra genel seçimden sonra şu tartışma olmuştu işte. 20 bin mi 25 bin mi sandıkta CHP'nin görevlisi yok. Aslında 7 ilde seçime girmedik ya. İyi Parti listelerinden girdik. Görevli koyamıyorsun. Onu bir zafiyet gibi gösterenler de olmuştu. Bu seçimde sandık güvenliği açısından iki tane de dijital tatbikat yaptı arkadaşlar. Sandık başı ve okul önü seçim sonuçlarının girilmesi açısından iyi gidiyor. Bugünkü son sunumda hepimizi tatmin etti. Ama işi büyük bir ciddiyetle yöneteceğiz. 2019'daki gibi atılan her oyun, hatta şöyle söylüyoruz seçmene, oy seçmenin namusudur. Sandığa atılana kadar seçmenin namusudur. Atıldıktan sonra partilerin namusudur. Attıkları her oyu korumanın sözünü veriyoruz. Peki artık son dakikaların içindeyiz. Size bir özel bir soru soralım. Bir parfümünüz varmış efendim. Özel uğurlu günlerde parfüm. Uğurlu parfüm. 31 Mart gecesi de kullanacak mısınız? Kurultay günü kullandığınız. O şöyle bir hikaye. Ne o hikaye? Onun. Evet. Ben Ankara'ya ilk geldiğimde Türk Eczacıları Birliği seçimlerinde adaydık. Eşime de hep takılıyordum. Eşim kendisine böyle parfümler. Biz yatılı okul çocuğuyuz. Parfüm falan bilmeyiz. Deodorant dediğimiz günlerden geliyoruz. Ondan sonra hep kendini alıyorsun böyle pahalı şeyler demiştim. Geldim, şeyimi, çantamı açtım. Türk Eczacıları Birliği misafirhanesine yerleşmek üzere. Çantayı açtım. Çantada şey var. Ne derler ona? Pardon, düzeltiyorum. Kongrenin yapıldığı otelde çantamı açtım. Üste bir parfüm kutusu var. Markasını söylemeyeyim. Kutuyu açtım. Didem iyi şanslar yazmış onun üstüne. Ben de o parfümü sıktım.
kongreye gittik. Büyük bir kongre kazandık. Başarılı bir sonuç oldu. Sonra çantamı aldım. Misafirhaneye gittik. O zaman oda arkadaşım Şerif Boyacı bana sen buraya yat ben burada yatıyorum dedi. Ve şey bir etajer vardı. Oraya yerleşeceğim. Şerif abiye dedim ki Şerif abi bak dedim bu uğurlu parfüm gösterdim. Oraya koydum. Zaten parfüm alışkanlığım yok. Yani bir de uğurlu parfüm de duruyor. Ben aynı misafirhanede kalıyorum. 2007 Aralık ayından beri 17 yıldır aynı misafirhane ve aynı etajer. Şerif abiyle 4 yıl görev yaptık. O da arkadaş. Sonra ben siyasete girdim. O da Tavşanlı'ya döndü. Şerif abi Tavşanlı'dan şeye geldi. Bizim kurultay, o da CHP üyesi. Kurultay günü aradı beni. Yani 2-3 gün önce. Evlat dedi misafirhanede misin hala? Evet. Dedi ki şey kalabilir miyim? Şerif abi şeref verirsin dedik. Senin misafirhane senin. Ben de misafirim zaten yani. Geldi. Bu sefer aynı odada değil yan odada yatıyor Şerif abi. Onun yatağının yerine bir kıyafetler çok diye bir dolabımız var falan. Şerif abi orada Şerif abi bak ne var dedim inanamadı. Kutu böyle 17 yılın yıpranmışlığı var. O günden beri sıkmadım. Hatta şöyle bir şaka yaptım ona. Gel gel biz eczacıyız ya. Deri testi yapalım bir şey olacaksa sana olsun sen yaşlısın dedim. Ona sıktım. Şerif abi şimdi tabii 74 yaşında falan. Sabahleyin baktım alerji falan yok dedim bozulmamış yok yok çok güzel kokuyor dedi. Sıktım kurultaya gittik kazandık yine koydum öyle duruyor. Hikaye o. Hikaye o ben kendim aday değilim herhalde bu kurultayda sıkmam. Ama ya gelecek seçimde genel seçimlerde böyle hani Türkiye iktidarını değiştirmek üzere olan bir seçimde falan olabilir. Ama uğurlu parfüm yani duruyor belki şey. Adaylara sıkarız. Herkese yetecek kadar var. Ben de bir memleketçilik yapabilir miyim müsaadenizle? Siz emeklilere maaşlarının ne kadar eridiğini anlatırken gittiğiniz yerin işte Boyoz, Gevrek. Evet, Afyon'da sucuk mesela. Sucuk. Sucuğu anlattınız. Yarın Artvin'e gideceksiniz. Artvin de benim memleketim. Artvin'de ne örnek vereceğinizi düşündünüz mü? Neyin üzerinden anlatacaksınız? Daha düşünmedim ama öneriniz varsa çalışır gideriz. Ben size söyleyeyim. Bal olabilir. Artvin'in balı. Ondan sonra fasulyesi çok güzel olur. Patatesi çok güzel olur. Bence bunların üzerinden örnek verebilirsiniz. Bir de pestil. Evet. Pestil. Ben geçen gün balı nerede yaptık bir yerde söyledi arkadaşlar baktık ondan sonra çok kritikti ondan sonra Artvin'e önümüzdeki hafta herhalde salı günü Artvin'deyim ben gitmeden önce mutlaka onu çalışıyoruz ve o yer için yani AK Parti geldiğinde o şehrin hangi ürününü emekli ne kadar alıyordu şimdi ne kadar 500 boyoz alan öğrenci bursuyla hani Tayyip Bey diyor ya eskiden diyor 300 liracıklı burs diyor şimdi diyor 2000 lira yaptık diyor. Hemen hesapladık. Üniversite öğrencisi ne yiyecek? Boyoz yiyecek. Bursla 500 boyoz alınıyormuş. 60 kuruşmuş. 3 Kasım 2022 günü boyoz. Fırıncıların şeyinden bakılıyor. 500 boyoz. Şimdi 10 lira olmuş 200 boyoz. 5'e 2. Sırf burs üzerinden. Peki efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Samimi ben teşekkür ederim. Çok için sağ olunuz. Çok teşekkürler. Sayın Özgür Özel'le CHP Genel Başkanı'yla bir aradaydık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yayınımızı noktalayalım. KRT Ankara temsilcisi İnan Demirel ve yine KRT programcısı Hasan Basri Akdemir'le sorularımızı yanıtladı. Sayın Özel iyi geceler diliyoruz.